Ben kayıda girmeyi unutmuşum. Kayda girmeyi unuttuk. Tekrardan kusura bakmayın sevgili... Ağaki dişler. Ağaki dişler. Bu yine balya işi aldı. Ben yine balya işi aldım. Ben bıkmadı balyadan herif ya. Abi iyi para veriyor. Oğlum bu traktör rengi ne kadar güzelmiş lan. Kombo böyle. Kombo yapayım dedi, bir de gübre işi aldı. Ama 13 bin acı. Oğlum ne kadar güzelmiş lan bu traktör rengi. Traktör işte lan. Oğlum çok hoşuma gitti lan. O kadar bir şey traktör değil. Değil ama güzel yani. Rengi hoşuma gitti. Siyah siyah. Dipine bir tip koymuşlar da gerisi poş. Hoşaftı yani. Yapacak bir şey yok. Vallahi bilmiyorum kral. Yani bu yayının yani şeyde şimdi o tarlanın biri bitecek. Bu çim muhabbeti uzun sürüyor abi. O benim yani tilt ediyor. 26 veriyor acı. Bizim tarladan yabani ot gördüm. Oraya bunu gönder de bir escape'den bakalım. Sankim çıkacak. Bunu burada böyle açıyorum da. Oradan sığacak mı lan? Göklerde kartal gibi. İyi hizala bak ha. Ağaca geldim diye hırtoluk yapmasın yine. Ben de anlamadım ha bu işi yani. Ama şey değil. Açıkçası bence gayet iyi. Bir de şöyle alttan arada çıkarttırıvereyim ben değil mi? Lan. Zırta poz. Ne yaptı ki? Önden vermiş. Şimdi bir daha ver. İnşallah o karşıya kendi otomatik gider. Çalışmayı bitirdim. Anam. Bu nasıl olsun, gider herhalde. Hani gider şu, değil. Şu ağacın şurayı merak ediyorum ya. Ha, ayarlayabildin mi, ayarlayamadın mı? Ayarlayamamış olabilirsin. Ayarlamış değil mi? Bilemiyorum. Yani belki de araya geldiler konuşamadım. Ebe. Olmuyor. Ebe. Geçti galiba bunları ya. Aslında biz zaten her türlü bu taradığı numara kullanacağız. Çimde. Evet. Bu çim işimi biraz ilerledikten sonra sen zaten bizim gübreyle uğraşacaksın. Bunun işi bittikten sonra bunu geri götüreceksin. Değil mi? Evet. O zaman şunu yapabilirsin. Ünumorg'un gıçına gurutma makinesini takıp... O hemen gelmez. Niye gelmesin? Geldi işte. Oo, Barış yayını, bak yine geldi. Barış yayını beğenmiş. Eyvallah Barış, sağ ol kardeşim. Şimdi bak bu işe hiç yapmayacaksın, tamam. Bu ballar geliyor. Bunu direkt geçsen öbür tarafı ya. O teke düşecek zaten. Sen niye çıkarttın ki bunu? Hı? Kurtma makinesi bununla mı götüreceksin? Ha. Anladım. İlla Ünumorg tavuk besleyecek diyorsun. Ünumorg'da bir tür tavukları besleyeceğim, ondan sonra Ünumorg'u devreye sokacağım. Şeyi, içini boşaltacağım. Hı hı. O da bir yöntem tabii. Şu kırmızı mıydı lan kurutan? Hı. O zaman kurutalım. Bu yarası gibi açılıyor. Ya sıkıntı değil oğlum, açılıyor, kapanıyor, yapıyor, ediyor, onlar problem değil. Ya bana ot göstermedi. Kolay kolay da göstermez. Zamanı yavaşlattın ya. Hı hı.
Şimdi zaten yabani otluklu bir durumumuz yok. Bizim ilk başta şu şeyi halletmemiz lazım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu zamanda bu kadar yavaş tutmana gerek yok. Bilerek tutuyorum abi. Yani %10'da gitsin var. Bal biriksin ufak ufak. Bal birikiyor abi zaten. Lan bir gerçek zamanlı. Yani oyundaki bir saat, hayattaki bir saat. Anladın? 1'e aldığın zaman. 0-5'e aldığın zaman hayattaki 2 saat oyundaki 1 saat. Ya. Şimdi ben %10 hızlandırdım onu. Biraz bekleteceksin zaten bunu burada. O biraz daha gitsin. Bu beklesin, bunu hiç verme zaten. Tavukları ben yemeğe yok muydu onların ya? Yemeği var abi. Ama bu 958'i hepsine basarsın gibi geldi bana. Tam yan dönmemiz gerekiyor sanırsam. Evet. Çak. Yok. Hepsini almayacaklar. Bir tur daha bekleyeceğiz. Ama tavuklar az yiyor la. Sayılar az diye herhalde. Büyük bir ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Ünüm orgu sadece şeyi çekerken kullanırsın. Aleyi taşırken. Ünüm orgu onun için kullanacağım. Asıl orada lazım bize ünüm orgun, hızlı gittiğinden sebep yani. Tabii. Onun dışında bir sıkıntımız yok ki bizim abi. Zaten şimdi bunun arkasında balya toplama makinesini şey yapacağım, takacağım. Zaten tavuklara bir daha bir şey vermen de gerekiyor. O zamana kadar gübre biter herhalde. Ama şunu da takip edeceğiz. Eylül, Ekim. Aha Emir. Emir mi geldi lan? Ha Emir işte. Vay Emir, hoş geldin ya. Neredesin sen? Sen oğlum, buralara nereden düştün? Biz aga olamadık, olamadık. Seni yaradan tatlı yaratmış. Biz, bizim oyunun içindeki modlar cüpletti. Sev dosyası cümledi. Sonra biz oyunu bir daha kurduk. Sıfırdan başladık. O arada sen bir öldün, sonra tekrar canlandın. Tabii. Sınava girdin, sana bir girdiler. Sonra bir daha çıktılar. Emir bak, şu geçtiğimiz arazi bizim. Tamam mı? Üstündeki ondan de bizim. Sonra bu da bizim ama. Bokunu çıkardık. Bokunu çıkardık. Yetmedi ikisine biraz soya ektik. Soya fasulyesi ektik. Tutmayın bizi. Ve yine gittim, dayanamadım her yayında olduğu gibi. Yine balya işi aldım. Yine balya işi aldım. Adam balyaya dayanamıyor ya. Ruhunda bir balya var yani herifin. Bir köylülük var ruhumda. Ben de köylüyüm lan, gör. Matematik 75 mi? Oğlum buna girmemişler, bu girmiş. Matematik. Yani benim uzmanlık alanım, biliyorsun. Aha Serkan. Oğlum Emir çok güzel nick buldu sana. Balyaman. Balyaman. Bence çok güzel oldu. Sana bundan sonra Balyaman diyelim kanka. Sana özel flair yapacağım birader. Oğlum o ne lan? Ankara'da şey Eryaman Ankara'nın ilçesi mi yoksa Bursa'nın mı? Eryaman Ankara. Balyaman. Güzel. Eryaman gibi anladım. Bence güzel isim Balyaman. Ha bu arada kral. Ben bazı eklentiler, bazı şeyler yaptım. Onları da bir ara sana göstereyim. Belki işine yararmak ister, kullanmak isteriz belki yayınlarda. Şu aşağıda dursun. Bu buradan yayınımızı bassın. Ben sana bunları böyle gayri ihtiyari göstereyim karşım. Tabii. Göz ucuyla bakarsın. Hazır mısın? Hazırım. Mesela? Mesela? Bak ekrana. Baktım ekrana. Kel yürü lan dur. Sabret azıcık. Yaran sümüş. Al. Hoş geldin. Altta da ne yazıyor? Bak bir bu var. Tam orada ne yazdığını gördüm. Bir de şu var. Çalış lan Gopek. Vay. Çalış lan Gopek. İyi değil mi? Güzel. Beğendim. Bunlar işimize yarar mı? Yarar. Bu neydi ya? Bir tane daha vardı. Bunda ses yoktu değil mi? Ha bir de bu var. Güzel. Yani bu yayında kullanabilir miyiz bilmiyorum ama formatlar uymayabilir. Uyuyor ya, niye uymuyorsun? Tam ekran basıyor. Tamam, bu şekilde basmayacak mı?
Ama ben onu şöyle yapabilirim. Sen bizi unuttun galiba. Karşım şu abone ol kısmını diyorsun değil mi? Evet. Güzel göründü gözüne. Çok güzel göründün gözüme. Kız ne sürdün gözüne. Yarelim yare. Bak şöyle yapabiliriz onu kardeş. Bak şöyle şöyle. Kral. Yani. Tam ekrana bak. Gördüm. Nasıl oldu? Güzel oldu. Ya seviyorum kanka bu streaming programlar benim sevdiğim şeyler. O biraz daha bitsin bu çok çabuk yetişir ona. Çimbi içmenin zamazingosuyla şey alırsın, namluya alırsın bunu gönderince. Ha. Çalış köpek. Çok hoşuna gitti ha. Beğendin ha? Beğendim, güzel olmuş. Biraz çalışalım mı kralım? Boş oturmuyorum. Bir şeyler yaptık yani. Gözüme girdin şimdi Fırki. Oğlum zaten o montaj programı sinirimi bozuyor. Kriz geçirtecek bir gün bana yemin ediyorum var ya. Yani istediğim hiçbir şey yaptıramıyorum ben o programa ya. O montaj programı ben iyi biliyorum, biliyorsun değil mi? Gıcık ediyor beni abi, bildiğin gibi değil yani. Tamam çok ciddi işler yapılabiliyor da. O montaj programı benim uzmanlık alanım, biliyorsun değil mi? Bu işler bok ayaramazsın. Yok lan, bakıyorum sadece. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Hasat döneminde buğday işi gelirse alacağız. Davukları. Buğdaya para vermemek için. Artan 300-500'ü atarız Ünümork'un kıçına. Tursun. Sonuçta para kazanacağız. Karşın ya. Oğlum ben bir şey merak ettim ya. Yine neyi merak ettin? Bu çim biçme malzemeleri neredeydi? Ya hiç girme ona, para verme. Hayır, ya. Hayır, para vermeyeceğim. Bir şeye bakacağım. Çim biçme makineleri bak orada yanda. Hı. Bunların büyükleri var mı acaba? Evet, en büyükleri. Bak, tıkla bak metrelerine hırt. 12 metre arkası, bir de onun önü var. 3,5 metre önü. Klas var. Uygun fiyatlı. Klas'ınkinin fiyatı düşük. 10 metre bu. Daha ucuzu da var. Şu an üstünde kullandığın. Biliyor musun? O ufak. Bu da 10 metre oğlum. Hmm. Ya 0-1 için alınmaz yani bu kadar para verip de 46'ya klası alacaksın. Ama önünü de alman lazım. Şu. Mu öbürü mü? Bu. 3.6. Bu 10 metre. Bu. Bu 3.5. Bu da 12 metre. Bunlar büyük. 12 metre. Bence en mantıklısı bu oluyor acı. Niye bu parayı vereyim ben buna? Ne yaptı lan bu? Yapıyor işte. Full geri geliyor. Boş ver, nasıl yapıyorsa hepsi strat ya. Yapsın da. Şu an önemli olan yapması. Bu ne yapıyor lan? Bunun beyni mi döndü? Evet, bu burayı yapacak, bırakacak ha. Kafası yandı. Seni ben beynine sıçam. Beyin manifoldlu kardeş. Beyin manifoldlu olur da bu kadar manifoldlu olmaz ya. Niye lan? Arada manifold iyidir. Bu kadar da olmaz oğlum. Bu biraz mal çıktı. Yalnız tam hizalı onu, yan gitmesin salak. Ayrıca tam hızalı şu anda. Şu an çapraz duruyor traktör. Şimdi? He. Gider geri gelir her türlü. Gübre işimiz de durumda bitmedim hala. Bu ne yapıyor lan? Gübre atıyor işte abi. Fazla kalmamış. Yetecek gübre. Vallahi yetecek. 86 olmuş abi işte. Gübre yetecek. 87 oldu. Gübre yetecek. Ben bir yandan tarlayı bakıyorum şöyle de, yabani ot yapıyorum. Yapıyorum ya, yabani ot yapıyorsa oraya herbisiti neyle verecek? Tırın arkasına bağlarım. Bağlayamazsın. Elde sanki alet kaldı da.
Bizim bir tane direktöre daha ihtiyacımız var. Şimdi bunun işi bitecek, merak etme. Traktör aldık mı da ben baba bir şey alayım istiyorum, o yüzden para lazım abi. Ben de onu istiyorum. O bir tane belden arada, kırma vardı ya, fenaydı o ya. O fena ya. Onu alacağım zaten. 600 beygir. Güzel güzel. 80 bin. Yok şimdi buradan mangır bir gelsin. Biraz daha öderiz. Zaten soyayı sattık mı para koyacağız abi. Bir de Asya'yı açsana. Harita yazsana. Ben çim biçme sistemlerini alacağım. Fakat 54 nano tarlayı görüyor musun? Evet. Onu alıp çim ekeceğim. Mantıklı. Çünkü bir kere ekeceğim, bir daha ekmeyeceğim. Biçip biçeceğim, o yine çıkacak. Evet. 54 mantıklı oluyor. Alırım 54'ü, sadece çim ekeceğim ona. Yandaki kenarlarını da tavuk çiftliği falan diye kullanırım. 180 bin ha. Diyor. Şey kafası. Arı koyarız oğlum. Hayır. Ya atıyorum, örnek veriyorum bak, mantık olarak şöyle düşün, 17 numara. Şimdi bizim iki tavuğumuz var ya orada. Orada evet. Arıları koyacak yerimiz de var. Evet. Yani o bölgeyi arıları orada tutarız. İşte bu arıları arttırmaya devam ederiz orada. O tavukların yerine buraya tavuk ederiz. Hatta bu arazinin yanına koyun merası koyarız. Gerekirse. Olabilir. Yani çimi ekeriz buna. Ve 180 bin diyor yani. Sürekli oradan balya çeviririz, anladın mı? 16, 140 diyor mesela 16'ya. Bak, şöyle bir şey. Bu daha düz ama. Bu daha düz. Ve çimi alırız, daha fazla alan veriyor. Çima, buna çim çakarız. Sonra koyunları yapmaya niyetlenmeden önce onun yanındakini alacağız. Dur. Niye biliyor musun? Kardeşim. Koyun yapmaya niyetlenmeden önce yandakini alacağız. Bak buraya ne ekmişler? Kanola var burada. Kanola var. Yani şöyle söyleyeyim. Baksana şu alana. Bak bu alanı böyle veriyor bize, anladın mı? Şu yolun kenarlarına ne koyun merası çakılır var ya. Bak buralara böyle veriyor zaten buraları, anladın mı? Buraya çok ciddi koyun şeyi koyabiliriz ve şöyle söyleyeyim sana. Ve dur, ben aklımdakini de söyleyeyim ben sana. Buraları falan komple veriyor, tamam mı? İki koyun merası, bak o geniş alan aslında büyük bir koyun merası koyabilirsek koyarız. Buraya da koyarız. Buraya da koyarız. Hadi koyun koymadık, tavuk koyarız. Büyük tavuk atarız 380'lik. Heh. Şu aralara, tamam mı bak, bizim arı, olan yerlere arı atarız, arı. Küçük çünkü, aralardan koyarız. Çünkü arı gene oraya gidecek, biliyorsun değil mi? Hayır. Her tarla kendi içinde. E o zaman ben bu tarlaya da arı atarım. Hangisine? Bizim şu diğerinin olduğu yere. Hayır, her tarla kendi içinde. Bunun olduğu araziye de arı atarım. Çünkü niye biliyor musun? Bak X'e bastığın zaman şurada yol kenarı yukarıdan da veriyor bize alan. Şu alana böyle atarım araları. Çok sıkıştırırsın, baga girer. Ben sıkıştırma derim. Serbest olsun. Araç sokup çıkarıyorsun çünkü. Benim buradaki mantığım neydi biliyor musun? Şu 53 var ya. Evet. Yamuk dediğin arazi. biz koyuna girmeye niyetlendiğimizde bize saman lazım olacak. Yapacağımız şeyi söylüyorum sana. Buraya tavuk beslemek için buğday çakarız. Buğdayını tavuklara, samanını koyunlara. Nasıl? Mantıklı. Ayrıca koyunlar bildiğim kadarıyla saman ve çimle besleniyor. Dur şu krediyi ben bir tane... Şey yaptın mı? Paramızı aldın mı oradan? Geri öde. Aldım aldım. Götür malı, koy yerine. Bir tane geri öde dedim de. İyi. Bak şöyle düşünüyorum ben. Bir yerden de şu mantıklıyım kral. Şunu da yapabiliriz. Bildiğim kadarıyla koyunlar yaş çim yiyor. Evet. Ve balya olarak almak zorunda değilsin yaş çimi. Toplama römorku var. Serili çimi toplayıp o kasadan boşaltabiliyorsun hayvanın yemliğine. Yani koyunda bir saman püskürtme, bir de o toplama aleti lazım olacak. Zaten biz koyuna girmeden önce o tarlayı alıp çimden oranın parasını çıkaracağız. Çim balyasından. Çünkü çim balyasını yapıp satacağız, yapıp satacağız. Evet. Hatta ben şöyle söyleyeyim sana, kare balya yapmayız biz. Yuvarlak balya romorkları daha fazla alıyor. He. 24 balya alıyor. Ondan alırız. Yuvarlak balya romorkları, yuvarlak saran makine alırız, yuvarlak romork alırız. Doldur doldur yasla. Tabii otolu udurlusunu bulmamız lazım. Buluruz. Kiralayıp deneyeceğiz. Niye? Satın almadan önce kiralayacağız zaten makineleri ilk başta. Aradığımız şeyi yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyorsa içimize şey, bence biz balyayı saran makineyi de kiralayacağız önce. Öyle mi? İki tane balya saracağız makineyle. Sonra romorku kiralayıp hangi romorkun istediğimizi yaptığına bakacağız. Eğer sadece kare balyanınki otomatik toplama yapıyorsa böyle yanına gelip, mecbur kare balya yapacağız.
Bunun parasını da aldık. Bunu buna mı takacaksın şimdi? Ben şuradaki balları bir alayım diyorum ya. Doldur baba, doldur. Makineyi doldur, kasayı doldur. Takamadık. İşaret çıkmadı zaten. Güneş de gözümü aldı. Şimdi bir dakika. Biz oraya namlu yapıcıyı sokacağız. Ot kurutmayı sokacağız, sonra namlu. Götürmene gerek yok mu? Bunu götürmene gerek yok ki şu an. Boşuna yapıyorsun bunu. Çim içme makinesini bırakacaksın zaten. Doğru söylüyorsun. Sen kal. Geç abi, çim biçme nerede? Bunu gönderme. Bir çim biçme nerede bakalım? İşlem olarak. Bir bakalım abi. Yarıda mı bu? Neredeyse yarıda. Biraz daha bekle. Biraz daha bunu takip edelim azıcık. Sonra kurutmayı yollayalım. Çünkü kurutma buna yetişir. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. Kurutmayı hizala. Şu an hizalı zaten bence. İstersen biraz daha sola açabilirsin onu ama bence tam geliyor. Bence bu böyle gider abi. Gider gider. Yanaştır iyice. Yanaştır, 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 yanaştır. İstersen gönder. O az daha gitsin. 22 ile gidiyor çünkü. Ot kurutma kaçta gidecek bilmiyorum. Deneyelim o zaman. Yaklaş. Adam kendi gidiyor değil mi şu an? Evet. 15'e gidiyor, yetişemez. Ama sen çim biçmeyi takip et, o çapraz yerlerde salaklık yapabilir biliyorsun. Ulan tam sıfıra sıfır vermişim ha. Şansa. Arada balon tutuyor işte. O gerizekalı buradan dönemeyip hani saçmalayabilir biliyorsun. Sağa doğru manevra aldıysa döner abi. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Kendi çim makinelerimizle kendimize çim yapmaya başladığımızda bu senin bal 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 dediğin arazilerden bir yere bu çıkarttıklarımızı depolamaya yer lazım. Koyun aldığımızda. Onu o inşaatı yapacak da alana ihtiyacımız olacak. Artı o iki tarlayı yan yana aldığımızda ben sana bir söyleyeyim mi? Büyük tavuk, iki tane küçük tavuk ve koyunları cayır cayır besleyeceğiz o tarlayla biz, biliyorsun değil mi? İki tarla yapacak o besleme işini. Ve bu büyük tarlalar bize pasif gelir mahsulden gelir sağlamaya devam edecek. Ya biz şimdilik bir kredi borcumuzu falan bir sıfırlayalım. Ondan sonra çekeceğim krediden, arsalar alacağım zaten. Bak nerede? Heh. Yoksa 475. Biz bu 475'i bir bitirelim, anladın mı? Biraz zor biter de. Aslında ben şöyle bir 5000 daha ödeyeyim. 17.000 kalsın, anladın mı? Bir tane daha ödeyebilirsin. Yok. Şu an şey yapıyoruz ya. Bir şey olur. Lazım olur. Heh. Yani bunu çok şey yapmıyorum ben, anladım. Hani şu yapılabilir. Bu arada oyunun ses kartından oyunun sesi geliyor mu lan? Bir deneyeyim şunu ben. Bak bakayım, bir dinle. Ben duyuyorum kuş sesleri. Ben de duyuyorum da biraz... Zayıf kalsın ki şey yapmasın ya, milletin kafasını şişirmesin. Başkan, şuradan bir volüm al bakayım bana az bir şey yukarı. Hangisi? Yukarı. Şu mu? Yukarı. Aç bakayım biraz. Açtım. Az daha. Açtım. Kalk. Tamam. Çok altta bırakmışım ya. Demek ki ben müzik yayını falan yaptıydım ya bir ara. Orada belki şey yapmış olabilir. Bir de ben semester olayına girdiğimde seninle bir boşluğunu yakalayalım da. Greenbox perdeleriyle ilgili işlemlerimize bakalım. Şu müzik programını nasıl yapabiliriz? Ona bir bakalım seninle. Olur abi. Ama şu kabloyu bulmaya çalışacağım ben. Adam akıllı bir uzatma. Olacak. Bir de seninle şey yapalım. Şu bizim pile bağlı çalışan arkadaşlar var ya. Ha, onları şey elektriği. Elektrikliğe çevirmeyi deneyelim. Yani en başta bir tane adaptör alıp kısa iki parça kablo alıp bir yapabiliyoruz mu deneyelim. Bir iki tanesini feda ederiz en fazla. Bakalım işe yarıyor mu?
Yararsa ne mutlu bize. Az kaldı zaten bu tarlanın şey biçme işimi bitiyor. Göndersene oğlum sen şeyi. Kurtma gidiyor gerçi. Kurtma gidiyor işte. Bu bitecek. Bunun malzemelerini sallayacaksın. Alıp şeyi yiyeceksin. Namlıyı alıp yiyeceksin. Ya ben şey söyleyeyim. Ama malzemeleri yol kenarına atmayacağım bu sefer. Bagaj gidince aklı başına gidiyor. Malzemelerle beraber git marketin oraya. Ben malzemeleri oraya sallayayım değil mi? Ha. Kızdan gideceksin. Ben diyeceğim şey olmayacak ki. Niye? Neyse. Balyadan gelen parayla aklımda bir şey vardı. Ara alacaktı. Sen balyadan gelen parayla ara alacağım diyorsun bana hala. Ya arıyla marıyla uğraşıyorsun da kardeşim ben sana diyorum ki bir tane tarlaya tarla almamız lazım. O tarlayı da gerekirse önce soyayla moyayla ekip parayı toplayıp o tarlayı çime çevirmek için ekipman almamız lazım. Bu kadar şeyi kullanmak için de tabii ki o ekipmanları alınca Mike traktör de almamız lazım. Ben orada şunu düşünüyorum. Büyük tarlalara baba traktörleri alıp eskileri o tarlaya kaydırmak. İşte o büyük tarlalara alabilecek miyiz onları? O belden kırmadan bir tane alacağız mı şimdi? O belden kırmaya bir sefer yani. Ya bir de şöyle bir şey var abi, işi büyütmek çok zor ya, kazanmak lazım. İşte onun için de parça parça kredi ödemek lazım abi. Bizim yapacağımız şeyi söyleyeyim sana. En gireceğimiz en temiz yol şu. Biz bu traktörleri kullanıyoruz, arkada büyük makineler. Önce biz o traktörü alacağız abi. Baba traktörü. Büyüğü alacağız. Ondan sonra o traktörün arkasına göre işte atıyorum tarlayı süren pulluk alacağız. Sonra o traktörün arkasına göre tohumlama alacağız. Önce o büyük tarlaların işlemlerini yapacak makineleri o traktörle göre alacağız, o büyük traktörle göre. Hepsini. Tek traktörle iki tarlayı götürmeye başlayacağız seninle. İş yavaş olacak farkındaysan. Ama bu traktörleri satmayacağım. Ben de satmayacağım. Sadece bunların arkasına göre kullandığım ekim malzemeleri var ya. Hı hı. Onları satarız falan diye düşünüyorum. Hatırlıyor musun? Onlar sonraki aşamada. Satmayacağım ki. Satmadan yapmak istiyorum kardeşim. Ya aynı anda iki tane tarla sürme işi görecek belki. Doğru doğru. Makinem var, traktörüm var abi. Niye ben şey yapayım ki kendi cihazımla yaparım. Ayrıca küçük tarlalara o dev makinelerle giremeyiz biz. Dönemez. Büyük tarla mesela buraya. O dev makineleri büyük araziler. Bizim araziler de büyük. Oralarda çalıştıracağız. Yani mesela yok örnek veriyorum. Buraya mesela bak. Burası büyük arazi. Yani dev makineler dediğin gibi. Hani dolayısıyla biz küçük sürme makinesini küçük tarlada kullanacağımız için zaten satamayız. Aslında bizim burayla tamam tarla 70'i de almamız lazım. Ama çok zor alacağım onları. Bunların fiyatları çok yüksek. Milyon euro falan yani. €680.000 görüyor musun fiyatı? 700 oha. Ya. Oğlum yolun karşısından da yer veriyor lan. Bak 43'e bak. Fiyatları görüyor musun? Bak büyük bu 4 tarla dev gibi. Bunlar mesela sıkıntı. Aa baksana yolun karşısından da arazi veriyor. Ya veriyor da abi fiyatı pahalı. Bu da veriyor karşıdan. Ha buradan falan veriyor. Bizim ilk etapta yapacağımız şeyi söylüyorum bak. Kral. 17. 17'yi alıyoruz abi. 17'ye o hedefimiz o. Oraya çim vereceğiz. Sırf çim gidecek. Oralar hiç bulaşma. Onlara bize gerek yok. Boş masraf yani. İş yok. Para kazandıracak arazi değil. Kıç kadar. Biliyorum ben para kazanmak için demiyorum ki. Biz 17'yi alacağız. Mesela bak. Bunu alıp burayı olduğu gibi full davuk yapabiliriz. Hiç bulaşmana gerek yok. Çünkü 56 bin bir şey değil anladın mı? Gerek yok. Sen şimdi 17'yi aldığın zaman zaten onun yanına biz ben sana söyleyeyim. Bence koyuna da girmeyiz tarlada. Bir tane büyük tavuk çakarız onun yanına. Şey 54'te mi? Ha buraya. O boşluğa bir tane tavuk atarız. Tamam mı? Tek zaten, tavuk. Zaten iki tane büyük boş alanımız var burada. Oraya tek tavuk atarız. Tamam mı? 17 çime çalışır. Sadece çim basar. Ya da 17'ye buğday çakarsın. Ama biz 17'yi önce alıp çim yapmamız gerekecek ki para döndürelim. Tabii. Balyadan. Sonra 16'yı alacağız. Oradan buğday basacağız abi. O buğdayı tavukların hepsine dağıtacağız, yedireceğiz. Ayrıca o ikinci kalan büyük boşluk var ya. Oraya da saman için. Buraya mı? Ya o boşluklardan birine saman için şey koyacağız. Silo.
Saman silosu. Oraya saman basmaya başlayacağız. Bir dakika şimdi. Buraya ilk baş bir tane tavuk atarız şuraya, tamam mı? Kocaman büyüklerden nereye sığıyorsun? Ha. Bir tane onun saman silosu alacağız. Onun yanına saman silosu atmamız lazım. Çünkü bir taraftan traktörlerin rahat rahat girip çıkması lazım. Aynen öyle, bir yere bırakacağız. Ondan sonra bu iki tarlanın işi bittikten sonra biri tavukları beslerken biri çimden bize sürekli para getirecek. Şu 19'da 18'in olduğu yer var ya, bizim arılar. Şura. Ha. Arıları orada doldurabildiğimiz kadar dolduracağız zaten biz. Yuh. Orada iki tane küçük tavuk kümesim var. Onlar kalacak orada. Senin bu 17'nin yanında baktık yer kaldı, bir küçük tavuk kümesi giriyor. Yasla. Koyuna ne zaman gireceğiz biliyor musun? Saman üretiyoruz. Tavuğa yem üretiyoruz. Değil mi? Hı hı. O zaman kaça alacağız biliyor musun? Tarla. Kaça alacağız? 72'yi alacağız. Ya 72 burası. Satın almaya gir. Tıkla. Bak verdiği yere bak, yere. Sağ köşeye bak. Hmm. Dümdüz arazi veriyor sana. Oraya iki tane koyun ve arası çakarsın, paran oldu mu? Yapaktan iplik gelecek. Anladın? Zaten biz büyük tarlaları ne için kullanıyoruz abi? Ham madde üret sat. Evet. Zamanla o aldığımız meranın olduğu tarlaya ne koyacağız biliyor musun? Zamanla. Emir nereye gidip geliyorsun la? Gidiyor geliyor işte. Kafasına göre takılıyor. Zamanla ne yapacağımızı söyleyeyim sana? O uç tarlaya, 72'ye gideceğiz. Oraya ne koyacağız? Değirmen. Fabrika. 72 tarlanın içine kuracağız değil mi? Tabii tabii, oraya şey üretim merkezi gibi düşün. Bu tarlayı komple şey yapacağız. Ama o zamana kadar burayı da ekeceğiz. Şeker pancarı ekmiş mesela buraya. Hayır, burayı da ekeceğiz, kazanacağız buradan. Ama burada baksana abi, kocaman alan veriyor ya. Biz bu alanı ne için kullanabiliriz ya? Makineleri koyabiliriz mesela, örnek olarak. Ne makinesi oğlum, ben sana ne diyorum bak, koyun ver. Gir satın almaya. Hayır, P'ye la, P'ye, P'ye. P'ye la, P'ye. Gel P'ye. İnşaata gel. Alan dev gibi biliyorsun. Gel hayvanlara. Verdiği alana bak, Allah'ını seversen. Tıkla hayvanları, tamam görüyoruz araziyi zaten. Koyunları seç. En pahalısını seç. Getir arazinin üstüne. Kapladığı yere bak. Bu ne lan? Kaç tane alıyor? 65 tane alıyor. Gel domuza gel. Domuza gel. Domuz da dehşet para veriyor. Bunu böyle yapsak. Dur dur. Gel domuza gel. Dur. Şöyle zınk diye çakarım oğlum ben bunu buraya böyle. Evet. Bak gel domuzlara gel. Hatta domuzu tıkla. En pahalısını seç. Getir tarlanın üstüne. Domuzla sığdırabiliyoruz mu? Koyunla birlikte. Koyun da giriyor, domuz da giriyor. Yani bunu... Dur. Yönünü çevirip şu şekilde... İnağa gel, inağa. Dur bir dakika, bir şey hesaplıyorum abi. Bunu buraya bu şekilde koyabiliyoruz. Evet. Hemen karşısına da... Ama aralarına traktör sokacağım. Boşluk bırakman lazım. Tabii boşlukları... Zoom çık. En sondayım zaten. Sen biraz aşağı kay. Dünyanın arazisi var orada, görüyorsun değil mi? He. Bak bak. Oha. Şimdi... Bak. İnek mi demiştin sen? Al en babasını. Bak ha. Bu çok büyük işte. Bunu da buraya böyle buradan çakarız. Bunu buradan çaktın mı? Çaprazına domuzu koydun. Ama dur. Öbür tarafa çevir, öbür tarafa. Bahçesi var. Bahçe kısmı var. Tarlaya çevir kıçını. Öyle yapacağım şimdi. Arkasını tarlaya çevir. Gel aşağı. Tarlanın üstüne çok çıkma. Çak buraya, anladın mı? Bu şekilde. Kocaman en büyüğü bak, 772 bin fiyatı bunun. Evet. 80 tane inek alıyor. Sen bu ineklere girene kadar ilk gireceğin koyun zaten. Koyunla domuza gireceksin, en kolay onlar. Bu da 80 tane alıyor. Ne alakalı? Bak, 772 bine gel. Eat Agro Fruit Kitchen. Gel öbürüne. O kitchen yok. Tavuk da diyor ama. Ha? Bu 45 diyor. Bu 15 diyor. Gel tekrar 772 bin alana. Bu ne biliyor musun? Yem robotsuz inek ambarı. Öbürü ne? Büyük inek ambarı. Bence o 772 bin olan kesinlikle mod abi.
Olabilir. Domuzda ne diyor? Büyük domuz ahalı. Domuz her şeyi yer bu arada. Domuz yer abi, domuz. Bak, kendi pisliğini ineğe gel yiyor. Tekrar. İneğe gel, oradaki atları geç. Atlar çok sıkıntılı iş. Gel ineğe. Bu, kanka bence bu ne biliyor musun? Level Vector yazıyor ya, buna, bak getir şeyin üstüne. Yandaki siloları, depoları görüyor musun? Evet. Buna malzemeleri içine koyuyorsun, tam karışık tahini bu kendi yapıp ineğe veriyor. Öbürüne bak seç. Ama robotsuz diyor bunda. Gel buna. Bak bunda otomatik besleme siloları yok. Evet. Elle dolduracak. Deneye deneye öğreniriz. Küçükten başlarız zaten her zaman yaptığımız gibi. Onu tut. Anane. Beyinsiz. Git git geri git. Uzun uca doğru gideceksin. Traktör kendi mi döndü, sen mi döndün? Kendi döndü ilk baş. Tamam. Düzle düzle düzlemem lazım. Hay sıçacağım bunun. Buna gıcık oluyor biliyorum değil mi ben bu dönme olayı. Ya yasla gitsin ya aman. Bu arada sen namlu yapıcıyı al diye istersen bu burayı bitirecek. Siyah traktör al. Ana bitirememiş. Bitirmek üzere diyorsun. Bitirmemiş de bitti bir şey. Bir döndü bitti. Sen namlu yapıcıyı alana kadar bu ot kuruklarının çoğunu bitirmiş olacak ha. Bitirsin abi. Görüyorum. Bitirsin abi. Namlu yapıcı da zaten şoförle gidiyor. Sen de diyorsun ki ben de balya makinesini alırım, arkasına takılırım onu. Ha. Ne o da mantıklı işte. Yani yapabiliriz kral. Benim dediğim projeyle yürürsek yavaş olacak ama... Ama ilk baş hangisini alacağız? Hangi tarlayı alacağız? Çim. 54'ü mü? Çim. 54 işte. Çimi alacağız, bir kere ekeceğiz, habire büyüyecek. Önce çim tesisatını kuracağız, el alemin çim işi yapmayacağız, kendi çimlerimizi satacağız. %100 kar lan. Neden oluyor? Çimleri büyütürken basacağız üstüne bir tür gübre, devam. Anladın? Ama arada bir tarla saban isteyebilir, o biraz bizi yorar. Ne çimi bir kere ektiğini bitiyor diyor ya. Hayır hayır, arada tarla kireç saban istediğinde sıkıntı yaşarız. O bizi biraz yorabilir. O biraz kasar yani bizi. Allah cezirtini vermiyor. Orayı bıraktı değil mi mal? Ya yok ya. Yapma, yapabileceği şeyi yapmıyor salak. Öyle indir lan, yeterli zaten. Çevir traktörü de ucunu boş bırakma. Şurada bir yer daha bırakmıştı. Tamam. Kaldır. B'ye bas, kapat. Yapıştır. Aa, burayı da bırakmışım bak. Geçerken yap bari. Kapatmadım şimdi. Bir bakayım mı? Kırıkma geliyor zaten. Bir şey yapmayacağım. Bas git. Topla, arkadakini de topla. Sen git namlu yap. Orada bir yere kurutmuş gördün mü? Alıyor zaten ya. Namlu yapıcı. Namlu yapıcı alıyor da yaş olduğu zaman balyaya almıyor. Alıyor alıyor, balyaya da alıyor. Geçen yayında gördüm ben onu da alıyor. Oyunun birden düşündü bak, şu kadar iş yapıyorsun, ne kadar çok şeyi aynı anda takip ediyorsun. Düşün bizim dediğimiz planla bu kadar arazi, fabrikalar, mabrikalar kurduğun zaman nasıl yardıracaksın? Şu şuradaydı, bu buradaydı. Ya tabii zaten abi, önemli olan şey ya, bizim yapacağımız planların dışına çıkmadan hareket edebilmemiz lazım bizim. Ne zaman söyleyeyim mi? Biz o tarlayı alıp 180 bin liraya. İyi bak şimdi. Gördün mü lan, ne yaptım?
ufak bu şekilde hareketler yaparım. Al şunu bir yapıcıyı da gidelim. Bak devirmişim. Arkadaşı götürün helikopter. Kardeşim helikopter, atma. Şimdi bunu babacan, biz sana, ben sana bir söyleyeyim mi? Biz krediyi bitirdikten sonra o tarlayı alalım. Çünkü malzemelerle birlikte o tarlayı almamız lazım. Evet. Kredi borcunu komple sıfırlamamız lazım. Ve ayrıyetten kenarda bizim en az 150-200 bin euro para biriktirmemiz lazım. Belki de tarlayı birlikte alacağız diyorsun ha? He. Bizim kredi borcumuz sıfır, artı biriken paramız da 150 bin euro olması lazım en az. Çekeceğiz üstüne 600 küsür bine iki tane arazi alacağız. Dip kazı, şey, sabanla bir gireceğiz ikisine birden. Bir sıfırlayacağız tarlayı. Bir süreceğiz şey, bir sarıcı bilmem ne, ondan sonra ek. Tabii. Sen diyorsun ki oraya aldığımızda büyük tavuk çiftliğini atacak kadar paramız olmak zorunda. Tabii. Ve tavukları alacak kadar da paramız olmak zorunda. Çiftliğin içine 380 tane tavuk alacak paramız olmak zorunda. Ve onların karnını doyuracak yemimizi de yetiştirmek zorundayız. Bize sülö lazım. Çok dişte kaldı o. Neymiş? Valla. O ilerideki ayca takılır ama. Bir tur daha atalım o zaman. Maldır biraz biliyorsun. Bir tur daha atalım o zaman. Atalım. Turlar bizim kardeş. Şöyle bir dövbe. Şöyle. Biraz şöyle. Al daha Göttinger. Bence böyle yapıştırırsın ya pezevengi. Yasla gönder İtolik'i. Bulamadı tarlayı gönder. Lan! Buldu. Gulu 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 gulu. Gır 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 gır. Sen onu yaparken öteki bir durumu ne? Bu buradan dönemeyebilir ha. Orayı yarım bırakacak. İçimde kötü hisler var şu an. O ucu bırakacak bak o mal. Bıraksın. Ben bunu yapıcı alıyorum. E bu kurtuşu buraya girdiği zaman burayı bitiriyor. Hadi girebilirse. Yok dönecek ucu. Ama ucu bırakacak ha bayağı, ben sana söyleyeyim. Bırakırsa geri gelir. Ben sana söyleyeyim, bırakacak o. Şimdi geldi, durdu, geri geri gidiyor. Buradan gidecek. Heye bas, heye bas, heye bas. Oğlum çok kötü atıyor bu ya. Az daha git bari elindeymişken. Sal gelsin Tobit. Ama tarlaya düzlemen lazım. Hafif sağa kırıp traktörü öne çekmen lazım. Gönder belki gider. Bu bitecek ya. O geri dönüşte biter mi bu? Biter abi. Yani yeter mi boy? Bence yetmez. İki tur daha atacak. Sanmam. Bence atacak. Kısmet değil mi hocam? Vallahi kısmetini bilmiyorum da. Yani benim için hiç sıkıntı değil. Kendim gidiyor, sen gidiyor. Ha durdu değil mi o? Durdu. Dönemedi oradan. Durdu dönemedi. Embesi. Dönmesine şaşardım zaten. Dönse ben şaşardım zaten. Abi ben anlamıyorum bunu zaten. Traktörü düzle yapıştır gitsin bakayım gidecek mi? Bir yandan o traktör hala. Az daha sağa gireceğim. Gönder bakalım.
Bir götüm yer kaldı orada. Bizim namlı yapıcı mallık yapmasın mı? Yapmam kolay kolay sanmıyorum. Valla ben güvenmiyorum. Her şeyi bekliyorum. Yani her şeyi bekliyorum. Çalıştır şunu. Yürü. Yürü kral. Takılacak sandım. Ben de takılacak sandım. Vallahi ben de takılacak diye düşündüm. Oğlum otları oraya buraya fırlatıp durma lan, sonra toplayamıyoruz. Bu makinenin işi de bitti. Değil mi? O uçlarda kalanları yapacaksın mı? Asikse topla götür o zaman. Balya makinesini al gel. Tötün gör. Giderken şu Totoş'a da bir bakayım mı? Yapıyor işte o. Ne ideye yok. E yapıyor. Gayet güzel. Şurada bırakmış ama. Aralarda yine bırakmış. Bunlar alamıyor mu? Boyu mu yetmiyor? Ben anlamadım. Boyu yetmiyor veya da hesaplaması, hesaplamatik olarak yanlış bir hesaplama yapıyor. Kim komutladı lan bunu yapay zekası? Vallahi bilmiyorum. Komutlayan... Kim lan o salak? Komutlayan salak. Çok kötü komutlamış. Ama bozutacak. Bozutmasın. Yalnız şey değil mi yani, baktığın zaman sistem şey yapmıyor yani, baliyeden tamam kazanıyor ama ameliliği çok abi ya, baksana. Kazandırıyor ama. Asıl ameliyat şimdi başlıyor. Balya çabuk biter. Onu bir atarız şeye. 240 hemen. Bunu yolda giderken şimdi 240'a bir çekerim. Bak 200, aslında 220 veya 180 yaparsak sıkıntı. Çok çıkıyor. Çok çıkıyor, topla topla bitmiyor. Evet. Bu muhabbeti de oyun bilerek yapıyor. Mesela 220'ye göre sana işte bu silaj yapma olaylarını da yapıyor bilerek. Tabii. Eziyet çektirmek için. Eziyet çektirmek için değil, mesela örnek veriyorum, bizim balyaya ihtiyacımız var diyelim, balya zulalamamız lazım. Onu işte o zaman 180 yapacaksın, artan balyanın çoğunu alacaksın. Yani gramaj hesaplayacaksın, anladın mı? Namlı yapıcı dönecek mi orada? Çok merak ediyorum, ondan da dönecek mi orada? O da salak çünkü dönemiyor. Hadi de hata veriyor. Aa dönmüş. Çok salak saçma namlu yapmış ya. Ha bu arayı bırakması çok malca yani. Niye bırakıyor ki öyle? Yani toplarken bile arada boşluk kalıyor bazen. Kaçıyor biliyor musun? Saçma yapıyor yani. O, bunları da yamuk mu topluyor? Baksana ben anlamadım. Oluyor mu işte bende? Yani dümdüz çıkarması gerekiyor normalde. Neden böyle yapıyor onu anlamadım ben de işte abi. Bunu tarlada mı bak var, ben anlamadım ki. Bence tarla yamuk. Anam kurban sen çık, ne arıyorsun tarlada? Traktör altında kalır. Yani bilmiyorum ama
Döner, döner, döner orayı, döner. Keşke bunu da işçiye vermiş olsa var ya. Verse, vermiyor işte. Çok güzel olur biliyor musun? Tam toplamayı gene biz yapalım da. İşçiye vereydin bari bunu da. Kabul etmiyorum, değil mi? Yani gerçekten güzel olurdu biliyor musun? Biz denedik her türlü, vermedi şol eşek. Sıra vermiyor gene. P'ye basınca harita yatıyor. Maalesef. El mahkum yani. Sevsen de sevmesen de. Yok. Benim için sıkıntı yok. Ben sadece dediğim şey yani dediğim gibi şey yapmış olsa işçiye vermiş olsa daha mantıklı olur. Ya arkasından toplayıcıyla gideceğim. He. Bir yandan balyayı yaparken bir yandan ben de toplayıcıyla gireceğim anladın mı? Hızlı ve temiz bir iş olacaktı. Bunu da almayabilir. Aldı bir kısmını. Şunları alacak mısın önce? Alacağım, alacağım onları alacağım. Şurada bıraktığı var ya şu ufacık, küçük. Onu da alacağım. Sonra %1 için uğraştırıyor bizi. Yok, genişte kal da o araya denk gelin. İnce bölümde. Öyle türlü değil. Sıkıntı baboş yani. Şurada fazla bıraktığı yer var ya. Oraya al. Şimdi yine bıraktı bak ortada. Yapacak bir şey yok abi. Vallahi küfür edeceğim ya. Böyle bir şey yapmıyordu bu dallama. Niye yapıyor ki? Saçmalamaya başladı yani. Aynen. Bir de kiralık malını bekliyorum. Ya oğlum yine nereden baksan 23 küsür verecek bu. Ben sana söyleyeyim biz yine 50 bine yakın para alırız burada. Tabii canım. 50 bine yakın para aldığımızda da borcu yaklaşık olarak 400 bine yaklaştırıyoruz. Ki soyayı sattıktan sonra Allah bilir ne verecek yani. Bir de işin o kısmı. Zaten soyayı satacağım bu yayında. Soyayı satmadan biraz yatmak haram. Sen biraz zor satarsın sen. Yatırırım. Neyi yatırıyorsun oğlum? Evde çalıştırıyorum. Mal değil ne? Yok lan. Adamı yatırırım. Adam yatırsan olacak. Makineleri kullanıyorum. Hırt. Tamam. Zaten Haziran. 4-5 kere yattı kalktı yapmış olsak. Şu an ben zamanı sardırayım sana o zaman. Ama karanlıkta bu balyayı böyle yapman gerekecek. İşte o sıkıntı olacak. Yak farları. Zaten ince çizgiyi görmeyeceğim mi abi sen? Her türlü görürüm ben ince çizgiyi. Sardır zamanı abi. Sıkıntı namlı yapıcı patlatmasın bizi. Onda da bekleriz diyeceksin değil mi? Onda gündüze geri gelelim. Yani mecbur. O zaman hayırlı olsun. 360'a vurdum gidiyor. Abi. İkisi birden aynı bu oyunda abi mantık şu aynı anda birden çok şeyi yaptıracaksın bunu. Yoksa saatler, günler, aylar sürer bitmiyor nasıl saklanacağını. Zaten biz kontrat almayacağız da. Ya ne kontratı şu oğlum? Anda. Eylül, Ekim değil mi zaten Zamazingo? Evet. Şimdi sen Haziran, Temmuz'a giriyorsun şeyler çıkacak. Buğday bilmem ne hasat işleri gelecek. Onlara girmem fazla. Tavuk. Ha olabilir. Tavuğun yiyeceği bir şey çıkarsa alacaksın abi. Buna ek far mı eklesek ne yapsak? Ek olmuyorsun. Hareketlenir. Sen şöyle yukarıdan baktığın için öyle görünüyor sen. İçinden kullansan o far aydınlatır. Ama bu sefer de arkayı tutturamazsın. Oradaki ince bir yer bırakmadın değil mi? Orman abi yok buradan geçiyor. Ne yapıyorsun? Ya düzde yapıştır git o alacak orayı zaten. Ya ben sana şöyle söyleyeyim.
sevgilim yok ki. İç yüz olduk yanındaki incelere mi gidiyor? Yanındaki incele değil, ayetini arkada da bıraktı. Baksana saçma sapan namlu yapmışlar. Bak traktörü şu tam ortalayacaksın şu burnu. Ona. Anladın? Burnu tam ortalarsan arkada bırakacağını sanmıyorum ben. Bak hava açılıyor. Yukarıdan bakmaya devam edebilirsin. Sadece ilerlemede giderken kralcığım arada bir bizim tarlayı yap, ani bir şey yaptım bakman lazım. İşte Haziran değil, şimdi, Temmuz'a geçince bakarsın. Heh, şimdi onu diyecektim ben de. Genişten içeri doğru. Aldık. Hop yürü. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tanecik nokta için uğraşmayın. Ne çıkarsa onu satalım olsun biz. Öyle yapalım. Derdimiz kendi arazimizden mal toplamak şu an. Çünkü evet. Bizim borcu ödememizin tek yolu o arazi. O iki arazi. Ve buradan yaptığımız iş tamamen uyuduğumuz sürede batmamızı engelliyor. Evet. Zaten o yüzden şey yaptım ya, aldım ya bunu. 26 veriyor. Baktım silaj yok. Dedim yapıştır gitsin. Ne gibi durmadı değil mi? Yürü küçüğüm yürü, durmadan git. Durmaması iyiydi, şimdi de onunla uğraşmamış oluyoruz böylece. Ne yapıyorsun lan? Traktör gidiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hala atıyor. O küçük parçalara hiç uğraşma abi, ne çıkarsa al sat, uğraşma. Yani çok kâr edeceğiz diye bir derdimiz yok anladın mı? Para gelsin denkler. Çünkü bizim kendi arazimizle uğraşmamız lazım. İki kredi ödesin, 2-3 kredi ödesin bize yeter, ben o mantıklıyım şu anda. Ondan sonrası kolay zaten. Sen zaten zamanı sardırdığımız için bro. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap demeyeceğim, sevmiyorum. Arapları kimse değil. Amerika. Çok aç uyuyor. Tabi İngiltere. Şurada saçma sapan bir şey bırakmış ama ona aslında. Alır mı onu? Ya ne uğraşacaksın oğlum basketçi ya? Ne veriyor? Sonra ne yapalım? Ne uğraşıyoruz ki biz? Kendimizi kasıyoruz. Ama kararacak galiba. Bu tarla bitmeden biz Eylül'ü görürüz. İnşallah. Vallahi görürüz ben söyleyeyim sana. Bu arazi bitmeden biz Eylül'ü görürüz. Ve hani şey olarak bakıyorum işe. Arazi bitmeden Eylül'ü görmenin bir yandan da şöyle bir avantajı var. Bu arazideki parayı topladıktan sonra abi. İçer abiyi sok. Tabii. Soya fasulyesini, güney yem tavuk kesin alıyordur soya fasulyesini. Ya alan yerler illaki vardır abi. Şu an solda ben gördüm topluluğu. Çevir kafayı. Şu galiba. Neyse de hava açılınca göreceğim. Aha, al. Yukarı bak yukarı. Gördüm. Canlı yine şimdi niye askıya aldın benim? Ben bir şey yapmadım ki. Aa. Uygunsuz bir kelime de kullanmadık. Kullanmadım.
Ne saçmalıyor bu, ben anlamadım. Yani TikTok bence altyapısı düzgün çalışmıyor. Gene bozdu mu güncelleme program yapıyor? Abi o yapıyor güncellemeyi, otomatik. İşte, bir şey değil işte ondan dolayı her güncellemede bozuyor mu ki acaba altyapıyı? Ya 22.57 diyor oğlum, bir dakika sonra verecek yayını yine. Allah'ım yarabbim ya. Ya harbiden... Bir kere daha böyle bir şey görürsem yazacağım. Çok bile aldım. Aa, Temmuz olacak birazdan ha? Yarın Temmuz işte. Hadi. Bugün ayın kaçı? 9'u. Kaçı? Ne zamana kadar engellemiş beni? Bak bak. Ne zamana kadar? Niye öyle bir şey yaptı? Ya ne saçma platformdu ya. Harbiden saçma bir platform. Bayağı bir saçmaladı şu anda. Niye öyle bir şey yaptı o salak? Salak olduğu için. Aptal makine. Harbiden aptal makine. Yok, platform bence aptalca. Bence genel olarak salak bu. Bak şimdi ne yapacağım ben biliyor musun? Ne yapacaksın? Bununla basacağım, basacağım bunu. Çık Allah'ın cezası. Benim sesim gidiyor değil mi hala abi? Tamam. Aç bakayım şunu. Buna kayıtlı serverim var mı benim, bir bakayım. Sen devam et kral. Ben de yapıyorum, sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağım? TikTok. Kardeşim, ben bir platformu canlı yapıp sonra canlı yayın olarak platformu yaptığı kaydı silip kendi kaydımı montajlı bir şekilde geri yükleyebiliyorum değil mi? Evet. Aynı platformu canlı yapabilirim. Yapıştır gelsin o zaman. Tahmin ettiğim yere yapıyorum değil mi? Aynen, burada da görünüyor. Aç abi. Bana lan, ben bunu mu açacağım ben? At arabasına bak. Güzel şekil yapıyor orada. Ya şimdi. Hayır, motor rengi gitti. O biliyorsun, o biraz sıkıntılı. Farkın elimizde kalacak. Bize doğru düzgün motor lazım. Ne yapayım abi, evde kullanmadım, boştaki monitörü aldım geldi. Evimizde ne varsa onu kullanıyoruz da artık bizim ekranlar eskiyor oğlum ya. Baksana, renkleri falan bozulmaya başlıyor yani. Eskiyenleri yeni almamız gerekecek. Sürekli çalışıyor abi cihazlar, durmuyor ki. Sen C'ye çalışmaya gitmiş. Bakacağız abi, dur. Sen bir dur, orayı bir bırak, bana lazımsın şu an. Şu klavye de bana lazımsın. Şu başlığı değiş abi. Bir şey yaz oraya. Bekle. Herkese açık. Bu ne? Ne yazıyor burada? Kısıtlama mı? Kısıtlamalar. Ya şu müzik yazıyor değil mi? Bunu şuna çek. Yaz abi oyunun adını. Nerede? 22 görüyor musun? Başka bir şey kaldı mı? Şu zamanı bir yavaşlatayım abi, dur. Bir şey kaldı mı? Hayır. Hayır. Etiketler hepsi hazır. Kaydet. Tamam. Şimdi buraya gel. Bir dakika lan, bu ne yapmış? Burada kalmış. Dedik ya sana. Durdurdu salak diye. He doğru. Kamera. Seç. Bunu da seç. Ok. Bak bak. Benim ses nasıl geliyor bak. Görüyor musun nasıl geldi? Bakayım. Bak bak. Nasıl pikletiyor bak, nasıl patlatıyor sesi bak. İyi de benim anlamadığım bir şey var. Bir kanal patlıyor, bir kanal patlamıyor. Nasıl olacak bu?
şöyle mi yapacağız yani? Şöyle. Şöyle. Oldu mu? Olmadı. Bence hala çok yüksek şu an. Ya ben bu sesi nasıl kısacağım ki? Burada. Yalnız bu niye iki kanal alıyor bunu baba? İki kanal nasıl eşitleyeceğim ben? Bu sesi nasıl mono yapıyoruz lan? Mono nasıl yapıyor? Mono oldu mu? Olmadı. Ben bunu mono yapamıyorum. Bu mono olmuyor. Bunun monosu yokmuş lan. Dur şimdi. Stereo mu basıyor? Stereo basıyor da. Benim anlamadığım şu. Şunu sökersem stereo basar mı? Bak tek kanal gelmiyor. Tek kanal geliyor. Olur. Aynen. Say hey hey. Şunu iyice kısalım abi. Kıstık. Kıstık mı iyice? Çok oldu. Biraz kıstık. Biraz da buradan. Ben burayı ayarlayacağım ya. Sen orayı çöz. Ne durumdayız bu arada tarlada? Tarlada şu arada bıraktığın yere gidiyor bir şey. Arada yerde... bıraktığın yere gidiyorsun yani net bir sıkıntı görünmüyor diyorsun yani. Yok şimdi onun da diğeri de... Her şey iyi diyorsun. Kendin belli bir kısmını elle soktun içeri. Kendin belli bir kısmını elle mi koydun? Her şey makine iyi. Tamam yapıcı. Tamam yapıyor mu yani? Evet. Şuraya bak. İnşallah çalışmayı bitirilemez çünkü şurada dönüş alıyor. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hepsi hallolacak. Ben biraz işi sanki çözdüm gibi kral. Umarım çözmüşümdür yani, bilmiyorum. O basıyor mu şimdi oraya? Görürsün birazdan yukarıda ekranda. Basamıyor. Dur. Basıyor işte. Basamadı. Ama ağır kaldı. Başka bir sıkıntısı var. Şimdi çözeriz kardeşim. Bir dakika. Yani şu bilgisayar gayet iyi basıyor da bu bilgisayar niye böyle yaptı? Çözmen lazım. Aynı yerde kal ya. FPS düşürebiliyoruz mu abi? Tamam. Tekrar basacağım. Umarım basar. Gönderdim. Gelecek şimdi. Bakalım ne geliyor, ne gidiyor göreceğiz şimdi. Şu an biraz sıkıntı yaşıyor gibi geldi bana ama. Size de öyle şimdi. Kırmızıya geçemiyorlar. Kitlenemiyor. Öyle mi? He. Niye kitlenemediğini anlamış değildim ama. Ama kitlenemiyor yani. Ha buradan bunu açtım diye mi kitlenmiyor bu ya? Acaba? He? Ne yapmış lan bu? O nasıl kalmış lan orada öyle?
elektriğin kilitlenemiyor. Allah Allah. Hı hı. Çalıştırayım mı bunu buraya yoksa elle mi alayım? Nasıl almak istiyorsan onu al. Ya al elle gitsin ya. Makineyi niye kapattın peki? Yok şeyle ya. Ha, makineyi de alacaksın. Balya makinesiyle. Hı. Benim kafamı karıştıran ne biliyor musun? Şimdi çözdüm muhabbetini de. Şunu kapat. Şuraya gel. TikTok yine bir gerizekalı yaptı. Ne oluyor? TikTok bir salaklık yapmış olabilir. Ne ya, neye göre ne yaptığını ben anlamadım. Yani suyunu çıkarttı işte. Yok bize hem uzun yayın yapıyorsunuz diye ödül veriyor. Hem de saçmalıyor. Aynen öyle. Ben açık konuşmak gerekirse... Şu an kusursuz bağlantı dedi ama... Kral. Yani... Ondan onun adını falan yazdım ya lan. Ne acayip şey sen. Benim anladığım da biliyor musun? Şu an kırmızı da kilitlenmiş olmama rağmen bir şey yapamıyorum. Gel abi. Benim de şu sayfayı ben ayarlardan bir değişiklik yapacağım. Twitch yapıyor ya elimize sorun. Lavun hadi. Hiçbir fikrim. Bilsem söyle. Ve yabani bir şeyler var mı ona da bak. Ve tamam. Kilitlendi mi? Kilitlendi tabii canım. Hemen bir bakalım abi. Yok. Şu an yok. Vallahi yabani yok. Biz bu tarlayı nasıl yaptık oğlum? Yabani ot geldi. Verim %98 abi. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten be ya. Abi kahpçı kaldı, verim %98 mi ya? Yani arada sarı panı yapıyor ama. Şimdi şöyle bir şey yapsam be. Kaydırdım, kaydırdım. Yok. Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Lan 5 şeritli yoldayım. Vereceğiniz kamyonetin. Helal helal. Hay. Bitmiyor bu tarla. Az kaldı lan. Ne demek bitmiyor? Şurada şurası 4-5 şerit bir şey kaldı. Lan daha toplayacağız lan. Toplaması kolay bunun. Ben sana söyleyeyim mi? Söyle abi. Bak Temmuz 3. Yarın Ağustos. Ben record yapıyorum ya bilgisayardan. Evet. Madem o kadar platform önemli. TikTok çok beklersin sen benim gibi 10 saat yayın yapalım. Yapmayacağım. YouTube yaparız. Tamam bana platform yok. Bak face'e basarım. Yani. Facebook'a basarım, YouTube'a basarım. Bende platform var. Programda çok şükür hepsine basıyor yani. Vay be. YouTube zaten bizim yayını kaydetmeyecek, bir rekordlamayacak. Evet. Ben niye buradan rekord yapayım ki? Olur. Al sana 3 platforma çak yayın.
bitmek üzere diyorsun, ne az kaldı. Oradaki dağınık bıraktığın yer ama ebeli bekleyecek biliyorum. Yani TikTok neye göre, kafasına göre bir şeyler yapıyor yani, ben anlamadım. Şu var. Zaten bir açılsın o. Canlı yayın izni kapatılmış ya. Video paylaşacağım. Bırak. Niye? Video çekeceğim burada görüntülü. Bir dakika, iki dakika neyse artık. Zaten çekeceğim videoyu, yükleyeceğim oraya. O platforma yükleyeceğim. Haksız yere yayın hakkımızı elimizden aldılar diye. Zaten o videoyu çekebiliyorsun şu anda, biliyor musun? Çekip paylaşabiliyorsun onu. Tabii ki paylaşayım onu, kapatabiliyorsun. Kapatabiliyorsan kanalı kapatsın çocuğum ben. Lan ince... İnceyi kaçırıyordum değil mi? Aldım, aldım. Ortada yardır. Ben bizim tarlayı anlamadım lan, yabani ot yok mu lan size? Abi verim %100 şu anda bizim tarlada. %98 yani. Ben çok merak ediyorum, iki araziden nasıl bir mal alacağız biz? Olay değil mi? Bizim tırla sağlam yükleyeceğiz yani, bunu biliyorum. Yükleyelim bırak, sıkıntı yok. Bizim tırla mandır sağlam... Mandır geldiği sürece sıkıntı yok yani. Sağlam mal kaldıracağız yalnız bizim tırla, haberin olsun. Olur. Bu arada bir şey fark ettim. Kesinlikle bizim kullandığımız enkoder yazılım diğerlerinden daha iyi çalışıyor. Neyse dönelim ya. Ya olur. Ama kendi face'imden, şahsi face'imden yapmamam lazım değil mi? Şahsi face'in okul mu olur? Okul, öğretmenler, meslektaşlar. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yedi sülale görür. Biliyorsun. Sen böyle bilmiyorsun sanki ya. Aslında bu program üzerinden Instagram yapabilsek, değil mi? Ne tatlı olur. Sen ne diyorsun? Onu da araştıracağım, bakarsın yapılıyordur. Asıl o zaman tadından yenmez. Hani hava kararıyorsa bana nasıl diyor? Ben say 14, bak birazdan kararacak. Güzel işin şu elini. Oraya da dırdıklarız. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şu an iki tane stabil çalışan cihaz var burada kardeşim. İki tane. Şöyle sağa sola kafana bir çevir bak, stream notlarına bak. Evet. Cihazın streamine bak. Hiç gıpırdıyor mu? Şıkır şıkır. Aynen öyle. Üçüncü bir platformaya mı yapacağım? Al burada makine. Senin eve benim yanıma ilk geldiğinde söylediğin bir cihaz daha vardı. Orada gelirse baharat yapacak dönük çok olur. Benim laptop. Yok yok. Ha diğeri. Ha öbür makineydi. İnşallah. Yayınları mı izlemek istiyoruz? Takip etmek istiyoruz. Çıkışını. Ederiz. Ama karar mayet iyi. Ya orayı toplamak biraz zor olacak. Bak orada bir şeyler var. Önce de yalnız öden edin. Diyemeyeceğim. Ne almaz büyük ihtimalle. Saat kaç oldu? 21.34 akıyor zaman yani. O değil. Gerçek hayatta. He. Zikinti yok. Uyku saatimiz geliyor. Yok öyle bir şey. Tarlayı satamadan uyuyacak. İçinde kalacak. Kalmasın. O tarlanın bitmesi 2 saatten fazla sürer. Ben araziye küçük değil. Bari birini bir çek la. Bir şey bilirsin. Ben sana dedim. Sen uzun işleri seviyorsun ama bu
Böyle kaçar. Ama ondan dolayı değil. Şu an paraya ihtiyacımız var. Parası güzel diye. Ben parasını bilmiyorum kardeş. %89'da kaldı lan. Ya. O %10 olmaz. Çıkışını yapma bence. Önce uğraşma. %10 dolduramazsın. Dünyanın saatini yiyeceksin. Ne gerek var? Makineyi kapat. Tükür gitsin. Tükürdü. Tamam. Bu makineyi de ister getir ister burada ortada bırak. Makineyi götürmek benim işime yaramaz ki. Traktörü bırakmam gerekecek şimdi. Sadece traktörü bizim tarlaya bırak. Gerek yok çünkü yani mantıklı şey. Traktörü o zaman hızlıca bırakayım. Sonra zaten toplama ünüm satma. Burada. Toplama satma yapacağım ondan sonra. Bizim unuttuğumuz bir şey var. Hayvanları yemeği mi bitmiş? 404'te. Bitmez o, bitmez. Devam et. Dörtlü deposu buradayız. Ne olacak? Onlar daha yir. Bir şey olmaz. Daha yir onlar, yir. Alttan sararıyor soya fasulyeleri. Başlıyor da. Hala yaban ot göstermiyor. Evet. Traktörü bırakayım şimdi ona da bakacağım. Kim bilir ballar ne halde. Çak şunu kıçına da topla bari gelmiş ki. Bakıyorlar. Oğlum otoludur yapmadı lan. Kendi yapmıyor, sen R'ye basıyorsun yapıyor işte. Yok bir ara yapıyordu da. Çabatım. Dolduruyoruz. Mali dolduruyoruz mali. Böyle bazen içimden ne geçiyor biliyor musun? Kral. Bir gün seninle oturalım mı oyunun başına? Sabah 8'inde. Gece 12'ye kadar yardır. Sen ne diyorsun ya? İki tane şoför var oğlum burada. Birinin eli yolu düşse öbürü devam. Sen ne diyorsun ya? Bayağı bir bal gelmiş. Değil mi? Bari gündüz olsun da bir tarla öyle geç. Aynen. Ama güzel gidiyor. O büyük kasayı alacak mıyız? Bunu zor dolduruyor şu an. Yani bir gün uyuduğunda bu adam bu kasayı fulluyor olması lazım ki o kasaya para verelim. Kovan arttıracağız abi işte. Ya arttıracaksın işte. Mesela ben tarladan, o araziden gelecek parayla şuraya bir kovan daha çakmayı planlıyorum. Bir yer var hazır orada, boşta. He. Gelecek para durumuna göre bir kovan veya iki kovan. Ben borç ödeyeceğim diyor, kovan alacağım diyor. Bokunu çıkarttın artık. Bakacağız. Bakacağız. Benim amcam Vezir Köprü. Gün ağrana kadar devam et abi doldurmaya. Ondan sonra zamanı bir yavaşlatalım mı diyorsun? Eylül Ekim'e geçmeden hasada giremezsin. Sen git direkt ünumorgu çalıştır.
Topla. Yumurta da yıkanmak lazım lan. Azalmış mı? Mazottan batıyorum arasını satayım. Benim bunu mazot yapıyorum. Arkada makinede çalıştırıyor ya. Ünlü morgu bir de biz çok fazla kullanıyoruz ya abi bir yandan da. Evet, evet, evet. Ünlü morgu bir yandan da çok çalıştırıyoruz ya biz şu anda. Ne yapalım? Hızlı gidiyor. Ondan dolayı ünlü morgu daha çabuk bitiyor mazotu diğer traktörlere göre. Cansın amcaya götürüyoruz bunları. Vallahi ben bilmiyorum bu işte. Yani gidiş gelişler hızlı olsa iyi olur bizim için. Sen şimdi uzak yerleri topluyorsun değil mi? Evet. Uzak yerleri toplamak her zaman avantajlı olacak. Ben çok iyi hatırlıyorum bu görevi. İkinci kasada bize para vermeye başlıyor. Evet. Bunu götürdüğümüzde bilmem yüzde kaçı tamamlandı diyecektim. Oradan da mangır akacak. Tabii. İkinci kasayı götürdüğümüzde para akmaya başlıyor zaten. Ya biraz stratejik düşünmeni gerektiren bir yanı var. Karanlık olmaya gidiyor diye. Orada. Ne bulursan al. Sonucu zaten bu götürecek. Hadi gidelim. Bunun güzel yanı bir yandan da şey, görevi aldığın zaman zamanı istediğin kadar akıtabiliyorsun ya. Akıtıyorsun. Buradan parayı alacağız, ondan sonra adamı pat 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 yıkacağız bizim tarla bitene kadar. Ki biçeli sokak oraya. Zaten yarın 1 Eylül. Bir de işte 1 Eylül olduğunda verecek mi bakalım? Bakacağız. Arkada varmadım biliyor musun? Vallahi yandan gömçül vereceğim sana. Mümkün deyince gidemiyor 80'den. Elini konu nasıl basıyor? Güç meselesi işte bu güç. Yine tabii bizim traktörle 50 ile gitmekten iyidir. 60-70'leri görüyorsun. Daha giderken 60-70'lik 65'le gidiyoruz da dönerken 80'le basacak onu biliyorum bizim. Boş kasayla. Güvenli oldu. Gündüz olsun yani, gündüz. Gok yüzü bir açılsın, gok yüzü. Zamanı yavaşlatacak mı? Ne olacağını ben de tam olarak bilmiyorum. İyice ayrılmazım şu an. Gerçekten ne demek? Şimdi bakalım. Sen malını ver. Sonra iki dakika bir tabla bizim tarladaki bir anete uç bir bakalım sararmış mı? Doğru be. Yani içeri çalıştırabilecek konumumuz olursa ve biz işçiye yardırırım da arada başlasın. Hocam. Abla, abicim yola niye atlıyorsun ya? Senin gibi gerizekalı bir insan yüzünden ben mahkemeliyim şu anda. Allah Allah. Az daha ileri alayım. Bak. %40. Allah. O zaman bir kasa daha getirdiğinde para vermeyecek.
çok hızlı. Galiba. Hani görünen koy öyle yani. Görünen koy öyle. Bak bakayım. Dakika. Ekim'de. Kardeş. Hızlandır abi zamanı. Karanlığa gelmesin. Gelsin gelsin, farları yakarız, sıkıntı yok. Yani görünmüyor lan ilerisi. Neyse akşam üstüne kadar gideyim, sen geri buraya gelirken geceye getir. Çimler parlıyor biraz da. Ya parlamasın. Elini tutalım. Tamam. Tamam, yapayım. Zaten yolları çıktıktan sonra yüzde keçin tamamlandığını gösteriyor ya. Güzel olur bu iş. Ben sevmişim. La 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 la. Şunu hazır şu yol üstünde girip bir yakıt mı alsak ki? Ya o yakıt yeter ona. O tarlayı bitirdi. Öyle diyorsun. Ya bir kere iki kısa gibi benzin görüyoruz orada zaten. Anladın mı? Ya da istiyorsan uğra, sen bilirsin şurada zaten. Tam bence, döneceğin yerde benzin. Bence uğrayayım. Ama ben şurada zaten. Sonra. Bence bir uğrayayım ben de. Zzzzt hemen doldu. Yani alalım oğlum, bu şekilde yakıt alacağız da bu alete yani. Mecburuz yakıt almaya, öyle değil. Bir yakıt alınacak. Yalnız bir şey dikkatimi çekti benim. Sen dikkat. Şimdi buradaki sese göre o tarafa ayar yaptım ya ben. Evet. Bak şimdi. Ama bir dakika, o tarafın şurada ayarı var. Ben onu unuttum ya kanka. Kafa gidip geliyordu, biliyor musun? Yaşlandım galiba kanka. Şu şekilde kökleyebilir miyim? E köklerim, kökleyince de orası kurtarır. Şöyle bir baksana ince. Kurtarır mı dersin? İnce iyi. Kurtarır. Tamam yeter ya, böyle gitsin işte. Ben onu unuttum ya, kafa gidip geliyor artık oğlum. Bir de biz şu platforma kral okkalı saatte girersek yayına, şuna, şu arkadaşa. Ben sana söyleyeyim, dönüşüm alırsın. Alırız. Hele ki sönestir de. Dönüşüm burada ne alırız? Yani ben sıkıntı yaşamıyorum. Sistemden yana bir şikayetim yok. Memnunum. Zıhıntım yok. Zaten orası bir ekim alana kadar yürütecek bir zaman şimdi, değil mi? Günaydın, ikisi oldu. Tamam. Bence biz bu arazi bitiririz. O arada orası bir ekim olur. Bence. Hanımca. Yani kendimce öyle düşünüyorum. Ben söyleyeyim sana. Laf dinledim. Şimdi açılacak ama sabret. Sabret, açılıyor ama. Bak görünmeye başladılar. Şimdi güneş gelecek. Yani gün ışığı göreceksin. Yani görürsün en azından. Serka, ben senden bir şey isteyeceğim. Bir konuş. Kendine tak. Bitmiş. Yavaşlasana. Sen hallet, ben buradan devam edeyim. Orada vardır. Yadakte. Şimdi nasıl? Bilmem, konuş bakayım. Konuşuyor. Geliyor. Geliyor mu? Gelmez mi? Bak arkada bir tane bırakmışız. Karanlıktandır o kanka. Hava nasıl kapattı bak. Değil mi?
müşterim daha bari. Zebim daha sonra kadar yapayım. Almasın ya. Para onların hepsi. Boynu bükük kaldı çocuk. Adamı boynu bükük bırakma kardeş. Tarlayı işe veren adam da kardeşim kaç ay oldu bir tarlayı bitiremedim demişti bende. Biz aylardır çalışıyoruz. Biz öyle işçiyiz. Kaş şimdi yani. Beğenmiyorsa gelmesin. Evet. Ne ya sattın? Lan! Oğlum niye bıraktın lan kasayı? Bilerek bırakmadım lan. Manya da herif kasayı falan yolda atla. Dağıtırım lan burayı. Çok sinirlendim. Şimdi sana vakit vermem lazım. Gidip gelip burayı toplayabilmen için. Kasa full mu? Full. Sen yürürken ben biraz şurayı yürüteyim. Hatta şöyle. Yok, şöyle. Hani burayı toplayıp hava karardıktan sonra her türlü markete gidersin sen. Tabii. Yolu ezberledim çünkü. Hani far var, harita var, bir şekilde gidersin. Ulan yolu da ezberledim. Bu oyun, aynı yere. Sen bu haritadan sıkıldın da ben sana öyle gıcık bir harita bulacağım ki bu oyunda. Abi bu haritada her şeyi bir bitirelim ondan sonra bakacağız buraya. Neyi biteceğim lan? Tüm haritayı satın mı alacağım manyak? Ki bir tüm haritayı satın almak mallık zaten. Küçük tarlalar da bir alta yaramaz. Bunu sen de yapmak istediklerimizi yapalım. Gerisine bakacağız. Adam ya. Öbür şeyler yapmam. Başka kıldırgıcık bir oyuna geçelim. Ki elimde bu tarz takılabileceğimiz iki tane daha var yani biliriz. Hayatta mı kalsa, belediye başkanı mı olsa bilemez. O, onlar başka. Onlar da farklı iş oğlum. Şu katılımımız bir açılsın. Ya o Allah'ın izniyle açılacak. Ulaşıyoruz işte. Bir de oyunlardan şey yapamayız. Bunlar biliyorsun benim bayağı önce aldığım şeyler. Bayağı yaygın videolar falan. O başka bir şey. Onun için başka bir şey yapacağız. Daha işte. Nasıl yapacağız? Ben biliyorum. Başka bir şey almak ve başka bir... Ben biliyorum. Ben biliyorum. Tabii. Aklıma çok... Çok güzel bir oyun geldi mesela. Eski ise o video manyağı almıştı YouTube'dan. Eski bir oyun ama şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Sevilen de bir oyun yani. Para verecek sana. Bir balya verecek ondan sonra parayı alacağız. Bizim Tommy abi hatırladın mı? Neyi? Tommy. Tommy ne dedi? Tommy verecekti lan. Ne oğlum onun videosu çağır. YouTube'a da bak. Biliyor musun? Ya bir sürü oyun var ya. Katıl bu konu sorun değil. Bazı oyunları şey yapacak. Allah senin cezanı vermesin Serkan. Bilerek yapmadım valla. Şöyle söyleyeyim. Şunu yapabilirim. Tamam. Oyunu seçerim. Çekimi yaparım. Paket olarak. Hı. Bir günde hepsini çat 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 tutuyorum. Bölüm bölüm. 70 bölüm, 80 bölüm mü çektim onu? Hepsini gömerim bir an. Film tadında. Hı hı. Tek sefer. Seçebiliyorsun zaten video paylaşırken. Takipçiye özel, abonelere özel. Lan oğlum. Lan diri tatmıyor ne kadar meyilli bu ya. Arka bir yük var oğlum normal. Sen o boş diye ağır değil mi sanıyorsun ya? Burası da geldi diye cevata mı sanıyorsun lan? Turşunu mu?
Arkadaki Toros olmuş olsa. Ortam aydınlığıyla idare et. Unuttum. Vallahi unutmuş ama. Brrşte ya çüş. Solda bir şey gördüm. Hep görünmüyor ya. Keşke kaçırmasaydın. Akıt abi. Gündüzü mü ekleyeceğim? Akıt'a görebildikleri bir toplayacağım şimdi. Gündüz olmasını bekleyeceğim. Değil mi? Yani bakacağım şu uçlarda falan şöyle geniş. Yanda. Gördüm onu gördüm. Buralarda var mı onu merak ediyorum. Yanmıştır ya. Keşke atada gösterse değil mi? Güzel olurdu göstermiş. İlginç bir şekil olurdu. Bence zaten bu kasa 3 mü bu? 3 değil mi? Evet. Fullemeyecek mi? Ben söyleyeyim sana. O kadar net bir yemin konuşuyorsun. O kadar net bir yemin konuşuyorsun yani. Bence fullemeyecek. Hepsini alacak mı diyorsun? Bu sefer alacaklar. Anlıkla tutuklamak için şu anda bir şey diyeyim. Salladım. Geri ne kadar kalacak acaba? 2 balya. 2 balya mı? Tam senin sevdiğin yer. Gelip 2 balya daha alırsın. Tane aldık, 4 tane daha alacak, değil mi? Evet. Bakalım nasıl olacak. Hadi ya, bak o dışarıdakini görmedim. Şu an karanlıkta. Bir tane mi kaldı lan yoksa? 2 tane kaldı. Piranya'da öbürü Konya'da yalnız. Konya yolundayım, Konya. Nereye gidiyoruz, kamyonet. Ben şu zamanı bir yavaşlasana abi, 2 dakika şunu halledeyim. Sen gittiğine kadar gece olmaz bence. Olur. Olmaz. Sen git gel. Ben onu akşam şey öğleden sonra saat 15-16 dedim durdurdum. Takip ediyorum şu an. Çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar 1 Ekim'e yaklaşırsan o kadar iyi senin için. Ya bu sırada zaten 3'e iniyoruz. İşte. Yani bu iş bittikten sonra 2 tık 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 yapana kadar biz onu 1 Ekim'e yapıyoruz. Anlamak istedim. Anlamak istedim. Aslında bir yıl içeri. Evet, çünkü içeri dönem bayağı. Aslında yolun yarısına geldik. Saat 10 çalıştı. Yavaşlatman gerçek. Çünkü bir yandan tavukları da düşünmen lazım. Ölmüş. 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 Yumurta da vermezdin abi. Ölüyor mu onu? Bilmiyorum. Dur dur. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Yani o şey var mı, yazılımı yaptılar mı, komutlamadılar mı bilmiyorum ama bizde Rain Simulator vardı, orada vardı. Ölüyordu aç bırakırsan. Bunda büyük ihtimalle şey üretkenlik şey, üretkenlik düşüyordu. Şimdi düşmesin. Yumurtalar bize lazım biliyorsun. O 2 balya almak için dönmek zorunda değilsin bu arada. Al parayı, göreve iade et istemez. Sonra bir sonrakinde aynı görevden verdiği zaman zaten veriyor balyoları. Hatırlarsan.
Öyle bir şey olmuştu. Evet. Bir. Para bir. Para bak, bir. 10.000. O. Allah bereket versin. 11.000 verdi. 11.000. Ben de 9.000, 11.000. Görevi de aldım, 30.000 falan. Allah bereket versin. Teslim ediyor musun görevi? Ya ver gitsin ya. Ne kasıyorsun ya? Ver gitsin. Şimdi Ünimorg'u da al, git bizim mekana. Düşmüş. Ünimorg'la gideceğiz zaten mecburen, tavukları beslemek. De o Ünimorg'un kasası bir tanesi geldi. Bir paket alalım mı burada? Bir paket mi? Git birine bir boşalt da. Abi veri zaten şeyden marketin önünden geçeceğiz ya. Ver sipariş o zaman git bir tane. Ha orada orada. Burada. Orada. Tavuk şerde burası da bak. İki tane al. Ok. Hadi git. Bunları doldur kasaya sonra bas tavuklara. Hayvanlar iyi yedi ha. Hayvanlar iyi yemiştir ha. Helal helal olsun çarpma ekti gittik ciddiyle vurduk ya. Sen kime yetlerdin? Sana direksiyon öğretim hocanım ben. Ben söyleyeceğim ama reklama girer. Değil mi? Reklamayı yapmıyor musun? Ha. Abi ben sürücü kursuna şey yapacağım, konuşacağım. Bunun için mi? Reklam için. Ya oğlum yürü git adam, neler şey yapar. Bizim yeğimiz var reklamlar bize. Biraz abone basmamız lazım. Öyle düşünmüyorum işte. Aboneseniz biraz düşük. Tıklanmalarımızın da yüksek olması lazım. Bunlar da biraz düşük. Yavaş yavaş tıklanıyorlar işte. İyice bir artsın. Yani ister istemez gelecek ya. Bülü 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 hop bip. Geçti işte. Oğlum bu öksürükten nasıl kurtulacağım lan? Ben de kurtulayım. Git doyur hayvanları. Garibin yüzü gülür mü? Şimdi tavukların yüzü gülecek mi? Onları doldur. Git eve. Uyuyamaz. Nasıl fikir? Güzel. Çünkü 1 Ekim'de ürünü vermeyebilir. Bir tane alsaymışsın yetermiş. Bak. Nasıl doluyor paletler. Ya bu. Daha arası dolan şey ya. Bırak. Git eve. Eve gitmeden önce şu ballara bir bakar mısın? Bal vardır. Fazla, fazla vardır öyle. Ben bunu 60'a getireyim. O versin, sen topla. 30'a getireyim, çok hızlı. Değil mi? Aynen öyle. Onu verene kadar... Verdi. Ağrı buz buz buz. Çu ve eyle dönüyor. Çu ve eyle.
Önüne değil lan, yanına koyacağım. Orası senin değil. Az sağa çekeceksin, az sağa çekeceksin. Heh. Koy diye değil. Doldurdun mu, doldurdun mu? Doldurdum. Vermedi mi daha, vermedi mi daha? Biri. Kasanın çoğu dolacak ben. %65 doldu zaten. Oğlum, burasın buraya ne yaptık lan biz? Oraya sak, şu traktörün kafasının olduğu yer var ya kanka. Hı hı. Oraya arı koyma. Şeyin öbür taraftaki arının yanına koy. Şuraya diyorsun. Aha. Oraya zaten şey... Traktöre manevra yeri bırakmış ol. Ondan ziyade bir de büyük bir kasa alacağız ya tırlık için. Tır için çok büyük sıkıntı zaten ya. Tır, bence var ya, hiç bu tarafa doğru ilerletmeyelim. Biz şu koydukların önüne doğru yürütelim. Böyle diyorsun değil mi? Hı hı. En mantıklısı o babacan. Çünkü... Babaş biz ne yapalım biliyor musun? Tır dorsası. Bunu şimdi uyutayım. Tarla bir başlasın. Tabii başlayacaksa. Emin değilim de. Uyu kardeşim sen. Açılır açılmaz araziye bakacaksın değil mi? Evet. Gideceğim bakacağım. Verdiyse onu verirken, yakarken hafiften zamanlı biraz akıtacağım, şey yapacağım. Balıkları, şey arıları toplayacağız. Verdi. İbüt 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 ibüt. Makineyi hazırlayabilirsin. Yalnız ben zaman ilerlemeni tavsiye etmem. Biçer döverde çok sıkıntı oluyor karanlık biliyorsun. Evet. Gündüzde kalman lazım. Ne yaptın? Dön. Sıkıntı yok, dön. Oh. Oğlum bu kafamla bunu çok sıkıyor ya. Oğlum akşam olunca çıkarsan sen tokalarını. Ya tek toka olacağız da biraz daha uzaması lazım kral. Boylamasına mı vereyim, enlemesine mi vereyim? Enlemesine verme. Böyle vermeyeyim mi? Ha öyle ver, öyle ver, evet. Her zamanki gibi yap ya. Bizim hep yaptığımız gibi yapıştır gitsin. Çalıştırayım dedim. Niye çalıştırayım ki? Hizada zaten şoför çok içeride o. O köşelerde her zaman bug vardır. Bırakır. Unutma. Ne kadar çok iyi yapsalar da boyunu, o bug mutlaka geliyor. Ama çok da dışa çıkma. Ağaçlar, binalar var. Sıkıntı yaratmasın. Biraz kenarda fazladan dursun bıçak şimdilik. O sonrasını halleder. Gönder. Buradan alır o. Başlıyor. Dolmaya bak. Dolmaya bak. O sen dolmazın değil mi? Neyin? Karşıdaki kasa dolmazına bak. He. Bıçak tam değil. Ben şimdi dönüşte bak nasıl dolacak. Bize bu biçerde verdik aslında, sen söyleyeyim ya. Bu biçer tek başına buraya gidiyor ama gidebilirsen daha rahatsız. Bu kadar evet. İki tane biçerle gireceğiz. Değil mi? Ya da aynı ürün ektiysen her iki tarlayı birden bir şey yapacaksın. Aynı anda. Aynı anda söyleyeceğim. Bunu buraya başlattın mı? Bir önceksin diğer tarlayı diğer bir şeyle vereceksin. Ondan sonra tıra getireceksin, toplama yapacaksın. He. Bir anda, bir anda, bir anda, bir anda. %13 oldu bak, tek turda. Yasak. Yerim çok iyi. Bak şimdi. Dayı görüyor musun? Aa bal gelmiş. Onu da koyduk. İyi var. Bayağı bir mal doldurduk buraya. Burada ne? Oha. Zaman yavaştayken verdikleri güne göre, günden kalanlar. Anladığım kadarıyla. Büyük bir ihtimalle. Ay maşallah. Dolduracak mı burayı bir yer değil mi? Sanmam.
Richard Ricardo'nun yeri verecek zaten. O yüzden burayı takip ediyorsun değil mi? He. Bu arada tavukları da buranın bu bitince bir tavuklara da bakarız. Ne kadar yumurtamız var. Bakalım abi. Hala haznede olmadı bak o yeşil. Orası fullediği zaman yumurta satmaya gittiğini düşün şimdi. Nasıl bir para gelecek? Yatırım mı? Allah'ını yapıyoruz orada yatırım. Bu arada 20 bin litre kaç tane yumurta alır Allah bilir. Yani %4'ünü 2 bin yumurta falan koymuştuk. Doğru söylüyor. Şimdi rahat rahat. Şimdi 10 bin yumurtaya Serkan %10 verse %100'e 1 milyon yumurta eder. Düşün artık yani. Bakacağız. Ve bizde 2 tane böyle kasa olacak. Ballar çok fazla gelmeye başladığında romork takınca buna. Bu kasa 2 tane olacak. 2 tane büyük tavuk çiftliği, bu küçük çiftlikle var ya, biz yumurta basacağız yani. Çok sağlam para basacağız. Sadece kilidi bir atlatmamız lazım. Kilidi atlamamız lazım hocam. Çok sağlam bir ek gelir yapacağız biliyor musun? Ya tarlalar artık şey yapacağız biz. Tarlalar yavaş gitsin diyeceğiz. Tarlalar yavaş gitsin demeyeceğiz. Fabrikaya çalışmaya başlayacağız. Tavuk hayvandan nasıl olsa para geliyor diyeceğiz. Yeme çalışacağız. Hayvanın altına samanına çalışacağız. Fırına şey un fabrikasına fırına ekmeye çalışıp işin fabrikatör Serkan olarak aga öyle olur oğlum. Hazır şuradan bir iki tane ödeyek. Olur olur. Şimdi ballardan olur. Para gelecek. Hem de ne gelecek. Bir tane daha versin doldu o kasa. Verecek zaten. Son. Bunun da yarısını alır zaten. 2-3 tane falan alır. Full mü verecek bilmiyoruz ki. Full verecek. Almadığımız günlerde var ya. Bak bir tane aldı. Git sat gel. İyi mal topladık kral. Değil mi? Aynen ama dur. Bunu ne çalıştırdın? Yani biçer için mi anlıyor kenar? Hee. Doldur olmaz. O manyağın huyu belli olmaz. Ben sana bir söyleyeyim mi? Dehşet para kazan. Biz var ya. Bu iki tarlayı biçersek eğer net konuşuyorum. Bak net konuşuyorum. Bu iki tarla deli gibi para verecek şimdi bize. Borcu kapat. Borcu bayağı bir indiririz. Ben sana söyleyeyim biz çim tarlasını alırız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dediğin gibi biz çim için alacağımız tarlayı almadan önce paramızı hesaplayacağız. Makineler birlikte alacağız. Çünkü çimi yapacağımız yere bize en az bir traktör daha lazım oluyor. Tabii. Traktör yapacağız. Traktör alacağız. Bir de malzemeleri alacağız düşünüyorsun. Bizim şu kullanmış traktör var mı elimizdekiler? Evet. Bunlardan bir tık daha güçlü, bu tarz bir tane daha lazım. En az. Hadi satalım. Para 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 çok gitme ayı. Sat çocuğum bunu. Of. Gelir ha bak nasıl geliyor. Bak 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 bak. Akıyor akıyor. Serkan akıyor. Baba git hemen park et. 35 bin verdi. Babuş git park et, git park et. Oradan daha mal gelir. Gelecek. Tavır tankı %80. Biz bunu park ederiz. Tıra geçeriz hemen. Benzerim ne para geldi be. Aslında gelen para çok yaramıyor. Almak istediğimiz cihazlara bakarsan. Gelen para ben çok şu an, zayıf. Ben şu an tamamen krediye odaklıyım abi. Tarlanın yarısında değiliz. %80'i doldu değil. Abi ben şu an tamamen krediye odaklıyım. Şimdi gel. Neden %80 diyor biliyor musun? Yani hazırlan bak dolacağım diyor. Hayır hayır. Tarlanın yarısına gelmedik daha %80 diyorsun ya. Yok tankın %80'ini doldurdu yani bayağı mahsul vermiş. Bayağı mahsul vermesinin sebebi de verimlilik %98. Römork doldur çıktı.
çıktı mı? Ha, çıktı işte, yukarı bak. Tamam. Çak baboş, daha verecek o ha. Verecek, verecek. Oo, babo, babo. Veriyor oğlum bu. Vallahi mal indiriyor abi ha. Hay maşallah. Hadi ama. Şimdi dönüşte verecek açacak. Ben sana şimdi 30 bin civarında mal verecek inşallah. Bakalım toplamda kaç verecek bu tarzı. Değil mi? Aynen. Kaç litre verecek 98'de? Boş al koçum. Bu arada tırı böyle bırakabilirsin. Çık tırdan, motoru kapat. Çarpmaz onu. Gelebilirsin balığı. Vermiş. Yine vermiş. Verecek, verecek. Daha verecek. Bu çok verir lan bu. Ne kadar çok arı. Arı. Buz biz biz. Baksana. Ver, ver. Kardeş ver ver. Çok iyi lan. Bitmiyor. Daha verecek. Daha dur. Almadığımız günler de var çünkü. Oğlum çok fena veriyor. Bir. Hala tam veriyor değil mi? Evet. Maşallah. Ay, gene rahat duramıyorum. Kredi öde, angut. Gene rahat duramıyorum. Ne yapacaksın? İki tane daha mı yersin? Koyacaksın. İki tane daha koyarsın, paran yeter. Tek mi? He. Doldur, doldur. He, diyorsun ki malı bir satalım. Öde, 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 var paramız, var öde. Zamanı sardırmıyorsun nasıl olsa. Tamam, üç tane ödedim biliyorum abi. Ay maşallah. Oğlum tarlalar bitene kadar buradan gelen de bu depoyu bir daha doldurursa var ya. İyi. Sen ne diyorsun ya? Şu an sadece bir tarlada 1000 yumurta var. Ya da toplamı 1000 yumurta bilmiyorum. Biliyor musun? %23'ü doldurdu. Şaka mı la bu? Hal ebenim. Onu öğrenmek de kolay biliyor musun? Tarlanın yanında şey yumurta şu şu. Ne yapıyorsun lan? Bu niye aldın oğlum? Alma alma. Kasanın için alma. Yanına git görürsün. Serkan. Biliyorum abi. Alma kasanın içine bırak paletleri doldursun. Oraya o paletlerden kaç tane açıyor görüyorsun değil mi? Evet. Sarı alanın içini paletle dolduruyor zaten burayı. O komple paletle dolduracak burayı. Ben bak, sensin. 1333 burada var. Bir o kadar, dur da var. Takıldı. 1333 de orada var. Daha bir kasanın şey içinde var mıydı? Yok, kasa boş. Ben sana bir şey o palet yuvası olduğu gibi dolana kadar beklediğini düşünsene nasıl bir yumurta çıkacak orada. Boş ver yumurta. Buradan aradan gidiyoruz. O yumurtalar yığılsın oraya. Boş ver yığılsın baba hiç. Oğlum hala tam veriyor lan. Bitmiyor. 4, 6, 8, 10, 12. 12 taneye 8 palet veriyor. Niye 8 palet veriyor oğlum? Hala bitmedi lan. İstemesin. İster misin bir daha fulleyelim şimdi? Sen oğlum habire geliyor. Biter mi? Üç şey, üç tane, üç kasa verdi. Değil mi? Bir tane bir daha koyacağım. Yani şey, sadece üç kasa. Hı hı. Bir tane boşuydu. Evet. Tamam bırak artık. Gelmez daha. Yani. Bayağı topladım. Tır kalsın oldu öyle. 10.582 var içinde. Güzel. Tavukları şeyin alemde ya. Yemleri. Daha vardır onların yemi.
Dur, yanlış yaptım. Full oğlum. Daha full. Bunlar da böyle hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi canım. Size hiç hadi ihtiyacımız canım. Yok. Size ihtiyacım yok, sana bile ihtiyacım yok. Para koyacağız şimdi. Şimdi tarlalardan geliyor, para geliyor. Para geliyor. Hadi benim bu saatte görüyor musun? Bundan tırın içinde ne kadar oldu? 10.582. Şimdi bir o kadar daha koyacak ve tarla bitmeyecek biliyorsun değil mi? Bir içeri evet. Takip et. 55'te bu tarlayı bitirecek bu. İçerinin kasasına baktığın zaman 22.000-23.000 civarında net verecek belli. Yani bu arazi ki öbürü daha büyük. Biz öbürünü aldığımızda biçerken aşağıdan yukarı biçtirmiştik değil mi? Böyle biçeceğiz. Yan mı biçeceğiz? Şöyle şöyle biçme bunu gibi. Ha bunu gibi. Bunu saklar. Yani bizi saklamış olabilirim. Aşağısı çok hızlı. Bu tarla 2.5 biçer deva çıkaramayacak. Bu 2.5 çıkarırsa öbürü 3'e yakın çıkar. İnşallah. Ve bu bizim kanunun kasasını 1.5 yıl döndürür. 1.5 kasa nedir? Yoo. Biz soya fasulyesini bir önceki tarladan mı almıştık? Şimdi hangi tarladan almıştık? Kendi tarlamızdan almadık bir soya fasulyesi değil mi? Bir yerden soya fasulyesi aldık. Vardı, biçtik, parasını aldık. Sonra bize kendim lan bu iyi para geldi. Yok, artan mal güzel bir mal bırakmıştı. Yok, %70 değiliz oğlum. Bu tarla bitmeden bu %100 olur. Olur. Hatta artanıyla da yarısını doldurdum içeri. Çok. Oha. Al. Sıkıntı yok. Bilemem ben. Ben bilmezler. Sıkıntı yok yok. Koy yolunu, koy yolunu. 5 şeritli yol. 5 şeritli yolunu çık. Nasıl bir şey lan? Oha %80. Alanın verimliliği yüksek diyorum ya mesela sen niye bilmiyorsun abi? Şuş lan oğlum. Oho daha tarlada yer var. O kadar uğraştık ki neyse güzel güzel diye ama karşılığı güzel oldu. Mesela karşılaştıra geç. O daha da olmaz. Görsün o daha da olmaz. Çalışmayı bitirdi, çalışmayı. Yavşak. Yavşak ciğerim. %90. Geç tıra. Yavşak ciğerim. Çiftteydi, tak atacak diyorum. Oğlum bayağı mı çıktı ya? Kızıl tekniğine de bir kasa yalana kadar bir tarlayı bitirmiştim. İlk ehil olan da. Bakayım bakalım. Tırın nasıl yapalım? Nasıl oluyor? Bak bak bak. Ay yavrum be ne mahsul verdim be. Ben çok iyi verdim ha. Abi manyak verdi yani ha. Biz bu tarlanın bölümünü izleyeceğiz. Çıkamayacağız. Sen bir kutu yoksan sen burada kalacak. Ben ağabeyim ya.
Zaten tıra geçmeyeceksin. Biçer ve kal. Biçerin içindekini buna başlatmak zorunda değilsin çünkü. Biliyorum. Yerde kalırsa öbür tarlaya yapıştırırsın. Ama boşaltayım diyorum ben. Gerek yok. Ne kadar, bu tarlada ne kadar mahsul alır ona bak bakıyor. Altta rakamı göreceğim mi toplarsın? Bunun matematiği o kadar iyi değil mi? Hayır toplayabiliriz anladın mı? Altta rakam göreceğiz sonuçta. Ama dediğin gibi şey yaparsa ben öyleyim %25-30'larda kalırsa direkt salacağım diğer tarlaya. Daha da aşağıda kalabilir. Ben söyleyeyim iki dönüş daha var. Burayı bitirmesi. İki döndüğünü bitti. Aynen. Aralara bak. Vermez onlar. Zamanı hızlandırmadık ya. Buradan var ya. Aranın içinden geçeceğiz. İnşallah. Kendi mahsulüm gitti. Ama soyanın ekibini beklemek çok daha fazla. Farkındasın. Yatarız abi. Burada nasıl olsa aralar çakacak halk arkaya çak. Arada yumurtalar falan. Tabii. Gelsin paralar. Tutmayın bizi. Yumurtadan çok sağlam gelecek gibi düşünüyorum ya. Yumurtanın o paletlerin olduğu yuva var ya sarı yuva. Orası fullesin bak nasıl para basacak orası. Dinletecek ben söyleyeyim sana. Yok diyeceksin bu kadar da beklemiyordum diyeceksin. 30 tavuk olduğu için o kadar yavaş gidiyor orası. 380 tavuklu olan var ya nasıl patır patır geliyor. Tabii buğdayı da o kadar tutuyoruz. Zaten 380 tavuk bulunduran bir kurduğunda kesinlikle silah alacağız yani. Yani buğdayı, arpayı yığmamız lazım o silahın için. Bu buraya kendi dönerse ağaca takılır bence. Ne diyorsun? Dönmeyecek zaten. Yerden girecek ben söyleyeyim sana. Ben de yoldan gireceğim, ben kendim gireyim. O da bir yöntem. Bak 3000 oldu bile litre. Bas B'ye yardır al. Ben söyleyeyim 5000 litre, 4000 litre, 5000 litre, 4000 verir. Tamam, 4 olacak, evet. Yani yuvarlak hesap 4000. 5500. Yuvarlak 3500 verdi de. İstersen boşalt kasayı yeniden yiyecek. Bunu götüreyim satmaya bu türü. Doğsun iyice yiyor. Doğdu kardeşim ya. Ankara git gel git gel. Ne madem bıraktırıyorsun hala. Kafak doğru çak köşeden yukarı doğru yardırsın isyanı. Yalnız bunu o çok iyi hizalı burada ağaçlar yakın çünkü. Evet. Öyle bir sıkıntımız da var. Onun için genişten gireceğim. Kurtarır gibi görünüyor buradan ama. Şöyle bir B ile bir indirelim bakalım ne kurtarıyor. Az solla. Kurtarır lan bu. Bence kurtarır. Çok mutlu oldum. Güzel güzel. Hadi hayırlı olsun. Oğlum burada daha hızlı doluyor lan. ...24.500. Bu tarladan gelen. Sen şey için diyorsun değil mi? Bunu satayım, yukarına kadar gelecek. Aynen, onu düşünüyorum ben. Nereye satılıyor bak? Şu muydu? Soya fasulyesi. Orası sıkıntı, hiç bulaşma. Aynen. Biz Güney Yemtal noktasına gideceğiz. Güney Yemtal yok, iyidir.
O zaman gidelim bakalım bakalım bu tarlada ne kadar kazanmışız. Hem bu ne verdi hem de öbür tarafı. Yani şeyi olarak. Maddi açıdan hangisi daha fazla verecek? Mesela burada yarım tır diyelim. %51, yarım tır. Yarım, yani aynen yarım kasayı aldı. Bu tarla daha büyük bir görünüyor benim gözüme. Bu yarım kasadan fazla verecek. Giderken hızlanırken biraz zorlanıyor fark eder misin? 90'a çıktı ama. Çıktı da bayırı görünce ne oldu? Yani elimi hızdan çekti. Şey. Şimdi buradan bir para kazanırız. Diğer yandan baktığın zaman öbür tarlanın daha fazla vermesi muhtemel çünkü metrekare olarak parası daha büyük. Evet, böyle. Şap bakalım. Bakalım paramıza bakalım. Dart taş. 14 bin var işte. Nerede ya? Sadece bu bir tane. Yani tek katı olsa da 150'sini sattım. Evet. Yani normalde dorsak böyle olsaydı 56 falan. 56 diyelim. Sadece bizim maksimum diyelim falan. Evet. Ki biz hasatı yapar yapmaz sattı şu an. Siloya koysaydın. Ve 3 ay sonra satsaydın ne olacaktı? Ben yani sonra sadece 2'ye katlayacaktım. Net 2'ye katlayacak net. 28 bin verdiği kasaya 40-45 verecek. Ama işte bizim ucuza bulduğumuz silo da şeydi. Moddu. 70 binden aşağı silo yapın. Oğlum o siloyu da dandini almayacağım. Aldıysam adam akıllı silo koyarım. Nasıl fikir? Mantıklı oldu. Aldım mı doğru düzgün alacağım onu yani. Çünkü onu bir kere aldım, bir daha almama gerek yok. Lan! Ne oldu? Ne oldu? Orayı mı bırakmışsın Emma abi? Kanka şimdi de ben geliyorum. Tek paletlik yer bırakmış farkındaysa. Bu tarlanın burada bir sıkıntı var ya. Diyor musun sana? Bug'ları var abi. Bayağı mal veriyor lan. En son veririz biliyorsun. Şu uçta bırakıyorum. Önemli olan bizim için şu an. Çaktı. Uçta mı? Bırakmamış bak orada. Acaba burada bırakacak mı? Dönüşte veya çıkışta uçta bırakacak mı? Ya bırak işte hepsini elde döneriz abi. Sıkıntı olmaz o konuda. Yani öyle görünüyor zaten. Dursun bakalım. Ya bir de... Bu mağazama geliyor, arada geliyor ve bir de şu var. Medallerim var. Bizdeki rakit akışının ekipmana, araziye vesaireye dönüşmesi durumu. Biz şimdi arı basıyoruz, bunu da her sefer yerde arı yatakta bir yere kadar. Yani sadece arı da olmazmış. İşte bizim o 380 tavuklu zam azimleri almamız şart. Doğru mu? İyi yani. 100 bin şu araziye bir gidelim bir bakalım bakalım. Araziye bakma dur. Bizim yok. Bu araziye 380'lik sığar mı o tavuk baksana. Ona bakacağım şimdi işte. Arazi almadan koyabiliyor muyum diye bakacaksın değil mi? 79 bin bak. Sığar lan bu çok büyük değil. Yeterli para yok diyor. Paramız olunca diyorum bak şu şuraya sığıyor bak 30'lukların yanına çevir koy sığacak oraya. Azaltacaksın kenara. Otomatik yemleme var bir de bunda. Evet. Bunu bir de sağını solunu şey yapacaksın.
şunu yapabiliriz. Buna güzel bir yer bulup... Bunu şu anda istesek alabiliyoruz, biliyorsun değil mi? Kredi çekersen alırsın. Evet. Hayır, o 380 tavuk ya. Onu alıp, bunu çeki tavukları oraya taşıyıp... Taşırız abi. Bunları da satarız. Bunları satıp... Paletleri de romorkun içine yükleyeceğiz. Bunları satacağız, üstüne tavuk ekleyeceğiz. Ama... Dur abi, hazır aklımızdayken, orası da devam ederken... Ben şunları... Ben şunları şuradan bir çekeyim. Oraya mı yerleştireceğim? Buraya yerleştireceğim abi. Tavukların orayı taşımasını yapmadan zaten mümkün değil, satamayız. Ve 60 tavukla nasıl bir tavuk yumurta geliyor? Düşün, 388'de nasıl gelir? O şu an zaten içine koyduğu zaman 120 tane tavuk olacak, anladın mı? Şunları bir şimdilik şöyle bir çekeyim. Zaten şeyleri... onları sattıktan sonra... Orada alan açılacak. Orada alan açılacak zaten. Bu makinelerin hepsini ileri çekmen lazım. Çekip şey yap. Gerekirse şimdi tarlanın içine koyacağım hepsi. Oraya onu koyalım diyorsun yani. Koyalım abi. Ben şey de yapalım. Yem dalı ekleriz üstüne. Paramız da var zaten. Satılacak. Sen tavukları satın, ama yemler gider. Hayır. Yem de alırız diyorum. Mecbur alacağız. Ama dışarıdan yem alarak tavuk kâr ettirmiyor, onu söyleyeyim sana. Biliyorum abi. Tavuk tankını doldurmuş. Anan. Yani buğday satışlarından almak zorundayız. Ya tabii canım. Ve... Yapacağımız gibi. Şeyi bitireyim sana. Sen burada takıl. Şerefsizliği. Nereye gidiyorsun oğlum? Taş top olmayacağız, kalsın orada ya. O bir şey engel olmuyor ki. O ne? O aynen öyle. Şincik. Buraya sığmaz o. Şu kulluğu, şu üç makineyi çekmen lazım onu. Çekeceğim abi şimdi. Onu koyalım diyorsun buraya, büyük. Zaten diyorsun tarla... Ama o zaman hiç kredi çekme abi, bekle. Ya da diyorsun hiç beklemeyelim. Krediyi çekelim, zaten gelen parayı krediye basacağız. Niye? Yani. Canım çok bir kredi çekmeyeceğiz biz. 42 bin mi var o bizim? Evet. Biz 40 bin kredi çekeceğiz. Tavuklardan gelen parayı da oraya basacağız. Şeyleri. Satacağız yani. Yumurtaları satayım mı diyorsun? Bilmiyorum, sıfırlayalım mı? Sıfırlayalım, anasını satayım. Ya da bekleyelim. Sıfırlayalım. Sıfırlayalım. 380 beklendikten sonra bekleriz şeyini. Kasa kaç alıyor? Onu diyorsun buraya sokacağım ha? Evet abi. Sen bir söyleme. Bizim bu tarlamadaki boşluğu onları iki tane girer. Zamanla ikinciyi bile alabiliriz. Çünkü girer şöyle abi. Bir şey var. 79.800 yazıyordu galiba altında. Tabii de tavuk alacağız. Biz daha fazla kredi çekmemiz lazım. Ya 45-50 binlik bir kredi çekmemiz tabii lazım. Tabii varsa o kadar limitimiz. Vardır, vardır. Şimdi bu olur, mavi engel olur mu ki? Olmaz abi. Biraz da arkaya doğru koyduğum zaman... Dene bakayım, yiyecek miyiz de paramız yok, nasıl koyacağım? Dur ilk baş, bir şöyle yapacağım. Para yok oğlum, yetersiz para diyecek. Biliyorum. Ama paran olmadan sana şeyi göstermez. Sana kancım. Bir nesneyle çarpışıyor. Bence her türlü sokarız bizi. Bence sokarız. Bir bakalım hemen. Yalnız bize bayağı bir para lazım. Tavuk da alacaksın çünkü. Sen orayı 100 bine tamamla. Olmadı geri öderiz zaten. Yanlış mı düşünüyorum? Şu an 102 bin lira para var. Tamam. Al abi. Hayvanlar. İnşallah o tavukları taşıtır mı bize? Taşıtır mı lan tavukları? Sağ kay. Aha burası işte. Bırak. Bu tavukların yumurta bıraktığı yer.
Yanında tamam. Burada. Çok da güzel yerde açıkta. Bir şey diyeceğim, taşımayı nasıl yapacağız? Yapıyorduk ya şöyle. Ben hatırlamıyorum nasıl yaptığımı da o yüzden. Buraya diyorduk. Seç. Sat çıkıyor. Sat tavukları. Tavukları niye satayım abi? Abi sıfırdan tavuk aldırıyor, taşıma yaptırmıyor bak. Oradaki tavukları satacaksın, oradan para gelecek de. Hepsini sat. Orada daha tavuk görünüyordu bana. Aa, bir kümesinin hepsini görüyor bu. Seç. 15 tane diyor. Sat. Öbür partiyi. Tek. Ayrı ayrı aldık ya. Ondan yapıyor bunu galiba. Lan. Aldın mı? Hala var. Nerede ne var abi? Tavuk var geliyor. Yok abi tavuk. Horoz var. Horoz da yok. Nerede var abi? Al. Abi bunlar satın alma şeyi. Şimdi yumurtaları toplamadan hiçbir şey yapmıyoruz abi. Hayvan var mı? Ha, romorku buna mı takacağım? Evet abi. O yalnız o kümes şeyi de fazla alır ha. Yemi de fazla alır. Yani de bayağı alır. Topla. Oh. %5'i 1000. 10.000'e %10 ben tahmin ettim. Kral. Yerim takıldı. Ana. Terse gidecek. Sinir bozucu. Abi ne sinir bozucu şey diyor. Bas. Sana %10 oldu. Evet. Şimdi sen şurada bir in. İnşaatla ne işim var? Buradan mı satılıyorlar onlar? Buradan satılıyor. Evet. Peki be. Allah bereket versin. Bu da satılıyor. Güzel. Soldu ya. Bu bayağı alır ya bana. Ben zorun canım. Baksana silo koymuş herif yanına. Hayvan mı olacak şimdi? Bile. Hepsini şey al, şu 50'liklerden al. Öyle yapacağım abi. Kaç tane veriyor tek turda? Şimdi anlarız. 60-60 alıyormuş. Ver. Paramız var nasıl olsa. Seç. Al. 3000 alıyor. Bir şey değil. Dolduramazsın zaten. 300 tane tavuk. Bu nasıl yumurta basacak burası var ya Serkan. Buralar basacak yani. 300 son. Tamam. Şimdi bu kasayı sapatıyorlar değiliz bu arada. Dursun bir şey olmaz. Yok da şey dolmuş olabilir ya. Nasıl bir demoni? Görmüş müsün? Sen
düşünsene burada daha fazla yer kaldı mı? İkinci tur alıyorsun şu an. Hadi. Evet. Bir de atladığı yer var. İster misin buradan 1,5 kasa çıksın? 1,5 kasa çıkmadı ama kasa çıkmıyor. İnşallah. Şimdi başka buna 3'er 3'er alacaksın şeyleri. Evet. Yalnız 10.000 paran olduğu için bir üçlüyü al. Doldurup escape'den bakalım ne kadar doldurdu çünkü çok ciddi problemdi. Daha fazla kredi çekersek çünkü sıkıntı. Çekmeyeceğiz zaten abi kredi. ...4.500. Gerekirse bir üçlü daha alırsın. Ya da ikili alırsın. Tarlanın işi bitince zaten yığılacak para. Şimdi bir de şey yapacağım ya... ...olan yumurtaları satacağım. Onları da mı çıkaracaksın elden? Ya onları da çıkaracağım elden. Bakalım... ...olan ne verecek bize? Oğlum 2000 yumurta çok bir şey vermez. Ama o romorku fullediği zaman bir şey verir. Ya biliyorum. %10'a ne veriyor? %10'a... Ya sen şimdi balığı gidip %100 kasayla satıyorsun. 37.000 mi 36.000 mi verdi diyorsun. Yumurtayı da fullleyip sat bakalım ne verecek işte. Ya yumurta daha fazla verir belki. Bilmiyorum, hemen hemen aynı parayı verecek. Hemen hemen aynı parayı verecek. Ama ben yumurtanın daha fazla vereceğini düşünüyorum. Bas bak. Ben sana şimdi 10.000 litreye kadar alırım. Vallahi 10.000 litreye kadar alırım. USC'ye de bak dur, bitti olduktan sonra. Böyle gözüküyor. Şimdi bak hayvanlara gir. Daha yarıda. 9.000 litre. Hani bir 3.000 daha bahsedemezsin. Basacağızdır. Onlar onu hızlı tüketir biliyorsun değil mi? 300 tanesi çabuk yiyecek tabii. Zaman hızlandırdığında bak nasıl azaldığını göreceksin. Şunları gidin bir elden çıkartayım bakayım ne verecek. En azından iki tane yem parası bıraksa yeterli anladın mı? Üç bin versin, iki tane yem çıkarsın anladın mı bize? Zararlarını karşılasınlar, masraflarını karşılasınlar. Yakında kız var, %10'u. Ramorgun %10'u verdi bana. %10 daha koy. 8. Yani aşağı yukarı %100 o zaman 40.000. 40.000'den fazla. 40.000'den fazla verecek evet. Ve bu aldığın kümese fullemen daha hızlı olacak. Pata 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 dolduracak orayı. Romanko şöyle uygun bir yere bırak. Romanko'nun oraya koyacağım ya. Geldik. Çok dönüyor çünkü biliyorsun. Geldik en belalı işe. Nereden geçeceğiz? Kalk. Hey çalışmayı bitirdi derken... ...tarlayı görelim işte. Foto çalıştır.
Kaleyi göremedi galiba. Yana doğru git. Önder baba. Git devam, sana devam edecek. Sen şimdi 10.000'in var, bir 3 paket daha al. Benden tavsiye. Öyle yapacağım abi zaten. Çünkü o kasa o 3 paketi alır yani. Baktık bir paketlik daha yer kaldıysa bir paket daha basarız içine bırak. Tamam almam ya. Çünkü malı satmam lazım. Malı satmak lazım. Ondan sonra zaten yayını bitiririz. Yani. Yarın sabah çünkü ikimiz de işe gideceğiz. Ya öyle olacak tabii mecburen. Bir sonraki yayında da tarlaların ekimi, balıkların paketlenmesi. Ballar, yumurtalar topla gelsin yapacağız. Tabii. O yüzden de gün sardıracak kadar parayı hesapla bırakmamız lazım. Yavaş biraz yavaş. Alıyor zaten. 3.000 dalga gitsin. Evlatlarımıza. Davık. O arıların orada yanına boş bıraktığın yere bir tane daha atarsın. Arılar zaten öküz gibi veriyor şu an. Biliyorsun değil mi? Evet. Arılar basıyor şu an. Bunun yanına mesafe bırakarak bundan bir tane daha koyarız. Biz çim yapacağımız tarladaki boş daha koyun basarak kanka. Ley 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 ley. Deli para gelecek oğlum, deli para gelecek. Bak bakayım kaç oldu. Tavukların nefesi. Oha! Seko, bu daha alır. Alır abi. Şimdi ünüm burada bir kalsın. Bu vallahi alır, billah alır bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Normalde biz tavuklar 60 taneyken toplamda kaçını yırtıyordu ya 30-30. Bizde 360 tane var. Yani sen bir gün uyuduğunda kaç yumurta geliyor? Deneyelim. Kahve tankım doldu. Bir ders. Üçüncü kasaya veriyorum. Evet. Tarla ne de? Tarla daha büyük. Bu tarla çok büyükmüş. Biz başka bir haritaya geçeceğimiz zaman bunda. Abi büyük tarla var bir tane. Tek dev tarla. Tek bir tane büyük dev tarla. Ama bütün baştaki parayı tarlaya veririz. Bakacağız. Bu tarlalarla bir yerden sonra zaten işin gibi değişir de neyse. Baksana oğlum, üçüncü turu aldık, benzin dördüncü turu da alacağız. Büyük bir ihtimal. Oho, daha boş bulundu, yardırdı. Oy 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 oy. Net bir kasa daha alacaksın ben sana. Otopark düzenlemelerine devam et. O biçi. Net bir kasa daha alacağız bak, net. Bu tarlayı niye sürmüyoruz biliyorsun değil mi? İt yabani ot yapar. Ben sana söyleyeyim, psikopat iş gelecek buradan da. Abi. Tarlanın sürme işi uzun sürdü ya. Ne çaktın sen? Ben de ilk başa öyle sandım. Mağaramız. Oğlum arılarla tavuklar inletecek ha. Harbi arıyla tavuk inletecek, ben sana söyleyeyim.
Zıplatacaklar, zıplatacak. Bunların yumurta vermesine ne kadar diyordu? 6 ay mı diyordu? Yok, bunlar 6 aylık zaten. Ha doğru. Yumurta verenleri aldık direkt. Bir gün uyutacağım anneye de verecek kavuşumu. İçeri yürürken mi uçacağım? He. Nasıl olsa Ekim'deyiz değil mi? Mahsulü kaçırmayacağız. Kaçsa da bir şey olmaz ki. Pahalı ya sen. Tabii yok, tarlanın zorundaki uyduk. Yoksun. Seni merak ettiğin anlamadım. Bir tür YouTube'da yemine kadar çok yiyecekler. Ve uyutmadan önce mutlaka şeyi kontrol et o zaman. Ne kadar yiyen var. Çünkü her uyuttuğunda ne kadar buğday tükettiklerini de bilmek avantajı. Desteklememiz lazım onu. Şey demiyorum ama dediğim gibi yani bu mevzuda biz bayağı kazanacağız. Zaten onun yanına bir tane daha 360'lık koyarsak böyle var ya. Ki koca yer var. Bunları koymuş olmana rağmen malzemelerini koyacak yerim var. Ama koyacağımız zaman tekrar kaydırmamız gerekebilir biraz daha. Çünkü şeyi arkaya veriyor ya. Yumurta yerine. Sen dolu. Biraz sola şey yana açacağız, arasını açacağız. Tabii. Mesafe koyacağız araya. O dursun oğlum orada, sana engel olmuyor ki. Olur doğru. Sen uyut bakayım şimdi, ne yapacak şimdi. Ama uyutmadan yemlere bakalım. Ne kadar var şu an, kaç litre var içinde? 7500 litre var, çık. 7532. Bayıl bakalım. Bayıl bakalım. Bakalım kaç ne kadar yiyecekler. Onu. Değil mi? Geliyor. Geldi. Hemen yeme bak. Of. 600-700 litre falan yedi lan. Yumurtaya bak. Sen bir de ekledikten sonraki ballarına git bak. Bir günde verdi o 600 yumurta. Evet. Vay anasını sayın seyirciler. Ve sana bir şey diyeyim. 2 ay 6 gün uyuttum mu palet full. Vay anasını satayım lan. Oğlum çok fena olacak lan. Burada veriyormuş kanka büyüğünü koyunca demek ki. Üçüncü paleti verdi. Tamam. Bekliyoruz daha dur. Dördü de verecek o bence. Bence verecek. Ben, bir. Dört de gelecek. Beş de gelecek. Bence sekizden fazla verecek. Bir günde. Dördü verdi. Beşi de verebilir. Alt beşi de verdi. Beşi de verdi. Bakalım belki altıyı da verir. Beş buçuk. Yine değil. Yine iyi verdi. Alalım. Bir çay tek tarak mı arası? Galiba. Bir tarakta bir tarafta kaldı. Evet abi. Kanka. Üçüncü kasa geliyor, ben sana söyledim. Dördüncü kasa. Dört. 40.000. Bir tane dikkat edin. Evet. Arazi bakıyor. Senin yapacağın işi içine yapmak gerizek halı. Kendi mahsulümü bırakmam diyor lan sen de. Kendi mahsulümü bırakmak, hiç bırakmam. Karış çekiz. Reyfet palet alır mı? Al bak, üstte bırakmış. Renkten anladın. Evet. Aldım bunu.
Oğlum harbi %100'e yakın olacak ha. 4 kasa nedir lan? Şimdi bir kere sonra sen de yapma. Başka bir şey bas B'ye yürü üstüne. Dal gitsin. Öbür yere git. Asıl büyüye git, büyüye. Serkan'cığım, net 4 kazanırsın. Net. Bir de demesin oğlum tağlı doldum diye. Vallahi ver. Tavuklar soya fasulyesi de yiyordun değil mi? Yemez. Buğday arpa sucuk ederiz. İstersen işlerinde en büyük olan en pahalı olan bu tezgahı. Ufak tarlamıncı arıyoruz deriz ya. Ne yaparız biliyor musun? Çin malzemelerini alırız, tarlayı alırız. Bir de silo alırız. O ufak tarlaya tavuklar için malzeme ekeriz, siloyu yıkarız. Olabilir. Ondan sonra çimi basarız oraya. Serkan, doldu değil mi? Bura bitmeden doldu değil mi? Büyük bir kremi. Belki bitirir lan. Ha? Tamam. Bir ihtimal. Oğlum onu hızalım ben sana. Çıkmaz. Niye bir daha gelirim lan? Aç boruyu. Boşaltalım gazaya inşallah. Kasaya sığar. Bütün tarla. Ne düşünüyorsun? Sığar mısın? Aman. Koca tarlaya sıçamadık be. Hadi be. Bakalım. Yüzde kaç olacak? Ben de bu kasa, bu kasa alır eksik. Ben sen ne dedim? İki tarladan 1,5 kasaya yakın mal çıkacak. Biz bir yarım kasa götürdük mü? Götürdük. Götürdük. Net konuşayım 1,5 kasaya yakın malzeme verdi. İki arazi. Evet. Sen bir de arkadaki 72'nin bizde olduğunu düşünsene. 3 tanesi aynı ürün olduğunu düşün şimdi. Nasıl söyleyeyim? Kapmadan 2 kasa. Her ekimde. Böyle böyle değil. Çatır çatır koyacak, çatır çatır. Ben çok gittim. Yemeğe diyorum var ya, dehşet ya. Ve tarlanın verimliliğini nasıl arttıracağımızı da öğrendik ya şimdi. Çayı yüzüğü koyacağız. Tarlayı önce süreceğiz. Ondan sonra dip kazanı sokacağız, taşları toplayacağız. Bizim almamız gereken bir alet var. Büyük taş takılıyor. Küçük takılı bir yer var. Ve ondan sonra sarıcıyı sokacağız. Gübre atacağız. Ekeceğiz, bir daha saracağız. Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. Orada bırak bir yer var. Sanmam. Bak renklere bak, bırakmamış. Uç. Bakayım. Yok, bırakmamış. Başka. Boşalt kasaya gelmişim, 600 litre çıkacağım. Şöyle yıkanıyorsun. 600 litre, 600 euro demek abi. Boşalt. Tamam.
Sonra ortada mal gibi bırakabilirsin. Sonra işte paketle sorabilirsin. Ne olacak? Şu anda sallayız, ekmeyeceğiz. %90. %10 da oradan koy. %100. 1,5 kasa. Yuvarla. Evet. Yani bir alttaki tarlayı da almış olsaydı 2 kasa verirdi bu bize. Çok da. Bunun 2 kasası da 100 bin lira. Yüz ton çarpı bir, ton başına 1000 verdiğini düşün, 100. Şimdi sen bunun için öyle beklediğin 2000 olduğunu düşün, bir koyuyorsun bana 200 bin. İnternetçiyi ayarlamamız lazım. Soya'yı ekeceğiz. Tavuktan aynen. Oradan buradan pasif gelir koyacağız. Değil mi? Evet. Bunları 3'e 4 ay bekleteceğiz. Satış fiyatı 2000'e yaklaştığı zaman çakacağız. 1900-1800'lerde yapıştırırız anladın mı? O zaman atar işte bak. Soyayı Eylül'de topladığımıza göre kışın ortasında satabilirsin. Şubat'ta falan. İşte buğday falan değil. Bunların hepsini öyle kışta satacaksın ha. Şey, Aralık, Ocak, Şubat. Bakalım ne kadar verecek gibi. 4 bin, 5 bin lira paramız varsa. Aslında bu büyük bir şeyi satacağız. Ekim zamanı satacağız. Soyanın ekim zamanı. Kimse de yok demek ki bana değil mi? Ekim geldiğine göre. Hasadı bitti. Oho, bir sene geçti hasadı üstünden. Benim dakikaları çıkacaksın. %90 kasa bize iyi para verecekmiş gibi hissettim ya. 5000 vardı işte. Bir kasada 55.000 lira. Bir sürü yerden satmak. Bir de bunu 1800-1900 öde satsa nasıl bir para vereceğiz. Bize para versin. Kaç toplam makinesi kaç para yapın arkada elimizdeki insan hiçbir yerden arkada mı bir almak zorundasın. Bitmiyor taş toplama yoksa abi. Evet, evet. Dediğim gibi ya. Aa, burası yine yeşil artık bu kadar pasif geri varken mamelikler uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Şimdi de çünkü şu tarlada. Yani adamı uyut. Pasif geri de aban anasını sektim. Zaten o konuktan bir tane daha koyduk. Bu para basacağız biz. Allah Allah. Arılarla, tavuklarla para basacağız zaten. Üçüncü arazi ki o alttaki arazi mi alacağız yoksa bir arazi mi alacağız bilmiyorum. Ama silo almak zorundayız tavuklar için. Direkt şey yap ya. Dur, nerede bu? P'ye basın. P'ye bastım abi. Bizim garaja gel. Geldim abi. Bizim taş toplama makinesine kaç para veriyor? 25.000 veriyor. Çık. Bizim almak istediğimiz kaç para? Oğlum önünde lan, önünde. Yukarıda kaldı lan, geçtin. 64.000 mi? Hı hı. Sat makineyi al. Ben tavuklara şey alayım diyordum ya. Oğlum lazım o makine sana. Lazım yani Serkan, bu kocaman iki tane tarla bitmiyor bununla. Biliyorsun. Kaç paramız var şimdi? 77. Alacaksın abi. Böylece al, hiçbir şeyle oynama, direkt al. 9 metre abi, başka çaremiz yok yani. 13.000'im var, al tavuklara. Üç tane alıyor zaten kasam. Tam ekle gitsin. Dördü almıyor kasam. Pardon. Kasaya sığmıyor. Pardon. Benim orkada olur. Arkasına dövünü tak getir işte. Savun leş kargaları. Zıplayacağım size lan. Fotoğrafta küçüktü lan, burada büyük görünüyor. Büyükmüş. Açacağım şimdi tarlaya girerken. Ya abi bunu artık bize bu lazım, mecburduk ya.
Oradan dönmez. Daha açılacak. Bu kadar mı? Hı hı. Öbüründen büyük mü? Taş yok ki toplayacak. Biliyorum abi. Çekiyor. Yine sıkıntısız çekiyor bir abi. Götür şu kadar iyi yere, koy uygun yere, tavukları da malı ver. Ondan sonra bye bye, happiness. Onu almak zorundaydık abi. O bile yavaş kalabilir yani belki. Onun bile ikincisine ihtiyacımız olabilir. Mukadderat diyelim. Hepsini alacak zaten mesaj olacak. Alacak, alacak. Seni merak etmiş şey anladım ben. 6000, hepsini almadan fulledi. 9000, iyi. 9000 ise bu kasayı 3 kere dolduruyor yani. Motoru da kapat. Dur bir şey daha deneyeceğim abi. Yine mi uyutacağım? Bak eski. İkinci paleti attı lan. Bırak bırak kalsın. Hadi. Hadi işimize bakalım. Ama bunları da almayalım mı? Yazık günah çürüyecekler orada. Bir gün mü yüktün sen bunu? He. Deli para geliyor. Pasif. Bir. Deli pasif para geliyor. Beş tane alacak. İki. Deli pasif geliyor yani. Ben sana söyleyeyim. Kredi limitini kullan anasını tekrar gerekirse. Bir tanelik daha yuva, yer bırak dedim. Araya koy istersen. Şu kenara da koy bir tane. Kredi çekip şey yapsın. Bir sonraki uyutmanda yaklaşık sana 5,5-6 palet versin. 6 verir. Eklediğinde. Daha ne istiyor? 5'i vermiyor zaten, yarım veriyor. Değil mi? Böyle bir şey olmaz. 5'i yarım verecek diye hatırlıyorum. 5.'yi de tam vermez eklesen bile. 4 tane şey verir işte oraya. Tam 4 tane verir. Ama kredi limitini dibine kadar kullanırsan oğlum kullanamazsın lan. Kaç, ne kadar veriyor? Bitti. Geç, geri öde. Limitteyiz zaten. O zaman ne diyoruz? Bay bay hepiniz. Şöyle gün manzara doğumuna karşı. O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde orayı unutma. Orayı sen şey yapacaksın. Siyaha doğru, tamam mı? Şu işte. Bir dahaki bölümde unutma. Bir dahaki bölümde çok güzel şeyler yapacağız. Yani iş büyüyor, para gelmeye başladı. İyi. Tarladan da indirdik malı. Yani mahsul konusunda ne yapacağımızı da artık biliyoruz yani. O zaman çap çap bay bay adios amigos.